Cem TV ekranlarından herkese merhaba. Efendim bu haftada ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Biz Dilek Çınar'la hayata dair de hayata dair konuşulmaya değer her ne varsa bu haftada konuşmaya devam edeceğiz. Tarihi seçimlere 8 gün kaldı değerli izleyicilerimiz. Türkiye sandığa giderken biz de siyasilerin neler yaptıklarını ve seçimden sonra neler yapacaklarıyla alakalı vaatlerini, saha çalışmalarını dinliyoruz. Bugün de yine birbirinden değerli iki özel konuğumla birlikteyiz. Özel konulara değineceğiz. İlk saatimdeki konuğum Deva Partisi Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Sayın Hasan Karal bizlerle birlikte olacak. İkinci saatimde ise Skype bağlantımızla siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu bizlerle birlikte olacağız. Siyasetin nabzını tutacağız, gündemin nabzını tutacağız. Affedersiniz. Değerli izleyicilerimiz, ben hemen WhatsApp numaralarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkanıma eğer sorularınız varsa 0530 848 1312'den bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0530 848 1312. Ben hemen değerli konuğumla sizleri tanıştırmak istiyorum Sayın Başkanımla. Deva Partisi Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Sayın Hasan Karal. Stüdyo konuğumuz, belirttiğim gibi. Sayın Karal, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Dilek Hanım, iyi mi, keyifler? Sağ olun, var olasınız. Başkanım, tabii seçimlere günler kala sizler de çok yoğunsunuz. Bir hayli çalışmalar yapıyorsunuz, saha çalışmaları. Toplumun nabzını tutuyorsunuz göreviniz gereği. Nasıl gidiyor saha çalışmaları? Önce aslında buradan başlamak istiyorum. Seçime az kaldı. Saha çalışmalarınız nasıl gidiyor? Evet Dilek Hanım, çok teşekkür ediyorum. Sizlere de yayınlarınızda, zaten başarılı olan yayıncılığınızda tekrar bir kez daha başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Cem TV'nin de özellikle toplumun ortak değerlerini dikkate alması ve ön plana çıkarması konusunda ortaya koyduğu performansı da kutluyorum. İşte biz seçimlerde yaklaşık Ramazan bayramından bu yana fiilen her gün arazideyiz. Benim bölgem İstanbul 1. bölge, Anadolu yakası. 14 tane ilçemiz var. Her gün bir ilçemize gidip orada farklı etkinliklerde bulunmaya çalışıyoruz. Tabii eş zamanlı olarak diğer milletvekili aday arkadaşlarımız da farklı ilçelerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir planlama çerçevesinde 35 tane biliyorsunuz 1. bölgede milletvekili adayımız var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giren, ki Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giren partiler işte Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tabii adayları var. Dolayısıyla hepimiz CHP amblemi altında seçimlere giriyoruz. Ayrıca da tabii Millet İttifakı içerisinde yer alan bir diğer parti, İYİ Parti de ayrıca kendi listesini çıkarmış durumda. Biz 5 parti olarak, 5 partinin milletvekili adayları olarak, dönüşümlü olarak ilçeleri dolaşıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Esnaf ziyaretlerinde bulunuyoruz. Gittiğimiz yerlerde işte beraberce çalıştığımız siyasi partilerin yetkilileriyle oturuyoruz, konuşuyoruz, değerlendirmelerde bulunuyoruz. Nabız tutuyoruz. Yani dolu dolu programlar geçiriyoruz. O zamana kadar gördüğünüz tablo gayet bizi memnun eden, gayet bizi mutlu kılan ve vatandaşımızın bir değişim dönüşüm arzusunun devamlı olarak dile getirildiği bir tabloyu devamlı olarak görüyoruz. Geçen haftaya kadar şöyle bir kararsız seçmen kitlesi diyebileceğimiz, belki oransal olarak benim tahminime göre %6-7'ye varabilecek bir kararsız seçmen kitlesi olduğunu ben tespit etmiştim. Bu kendi tespitimdir. Ama her geçen gün görüyorum ki bu kitlede ciddi bir erime var. Yani insanlarımız artık kararlarını yavaş yavaş vermeye başladılar. Yani bundan bir 10-15 gün önceki suskun seçmen kitlesi, sorulara pek cevap vermeyen seçmen kitlesi, şimdi işte daha net diyebiliriz, daha da netleşmeye başladı. Artık konuşmaya başladılar. Bu tamamen %6'sı, 7'si veya 8'i, neyse hepsi tamamen konuşuyor anlamında söylemiyorum ama her geçen gün artık kararlar veriliyor. Ben inanıyorum ki önümüzdeki hafta içerisinde, yani seçime 3-5 gün kala bu kararsız seçmen kitlemiz tamamen kararını verecektir diye düşünüyorum. Burada en önemli konu tüm seçmenimizin tabii istisnasız sandığa gitmesidir. Demokrasi için, milli irademiz için elindeki yetkiyi kullanmasıdır. Hangi siyasi düşünceye mensup olursa olsun hiç fark etmez. Ama demokratik hakkını kullanmasıdır, ümitsizliğe kapılmamasıdır, benim oyumla ne olur dememesidir veya milletin ve ülkenin geleceği adına kendi rahatlığını, tatilini veya keyfini tercih etmemelidir. Burada milli iradeyi tercih etmelidir diye düşünüyorum. Çünkü burada gerçekten bir 5 yıllığına bir vekalet söz konusu. Bu vekaleti de
en doğru ve en iyi bir şekilde insanlarımızın yerine getirmelerinin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bu da bizim bir vatandaşlık görevimiz aslında. En önemli vatandaşlık görevimizi aslında yerine getirmemiz önemli. Bunu da iyi bir mesaj verdiniz Sayın Karal. Şimdi bölgem İstanbul dediniz. İstanbul'la alakalı işte toplumun nabzını tutuyorsunuz. Sayın Karal, şunu da sormak istiyorum size. Gençler yenilikten yana, özgürlükten yana, demokrasiden yana, bizim görmüş olduğumuz tablo, tabii siz sahada olduğunuz için çok daha net anlatırsınız diye düşünüyorum. Fakat yaş ortalaması yüksek olanlar, bir kısım yine iktidar gelsin beklentisi var. Siz sahadaki bu çalışmalarınızla nasıl bize anlatabilirsiniz? Yani bu meydanı nasıl okuyorsunuz, sahayı? Şimdi Dilek Hanım, bu bir sosyolojik realite. Bu sadece bugünün meselesi değil. Eskiden de böyleydi. Biz tabii yıllarca çocukluğumuzdan itibaren siyasi faaliyetlerin içerisindeyiz. Yani toplumun nabzını tutmaya çalışan bir siyasetçiyiz. Sosyolojiyi iyi takip etmeye çalışan bir siyasetçiyiz. Her zaman özellikle 60 ve 70 yaş üstü abilerimiz, büyüklerimiz, işte geçmişte gördükleri o sıkıntılardan sonra yaşadıkları belli efendim refah dönemlerini daha çok dikkate alarak ve onları daha çok dile getirerek her zaman işte siz geçmişi bilir misiniz? İşte geçmişte bunları yaşadınız mı? Biz neler gördük, neler yaşadık? Kabilinden cümleler kullanırlar. İşte bugün çok daha iyiyiz, bugün çok daha olumlu bir hava içerisindeyiz mantığını işlerler. Halbuki mevcut şartların çok iyi olmasından öte, acaba gerçekten olması gereken bir durumda mıyız noktasını fazla analiz etmezler. Ama yeni neslin böyle bir durumu yok. Yeni nesil tabii, özellikle 20 yaş kuşağındaki genç kardeşlerimiz veya ilk defa oy verecek olan kardeşlerimiz, tabii tüm dünyayı okuyabilen, tüm dünyaya ulaşabilen, ellerindeki tabletlerle, akıllı telefonlarla beraber 24 saat tüm dünyayı takip edebilen, dünyanın farklı demokratik ve modern ülkelerini iyice izleyebilen, oradaki özgürlükleri, oradaki insan haklarına olan saygıyı, işte oradaki demokratik yaşam konusundaki üstün standartları daha çok yakın takip ettikleri için biz niye onlar gibi olmayalım veya onlardan daha iyi olmayalım veya onlar kadar biz bu kadar güzelliklere layık değil miyiz sorgulamasını yapabiliyorlar. Bu sevindirici bir gelişme. O açıdan özellikle genç kuşak ile yaşlı kuşak arasında böyle bir fikir ayrılığı var. Orta kuşak dediğimiz, yani işte diyelim ki 30-60 yaş arasındaki vatandaşlarımız da işte daha çok her iki tarafı da meyilli olan bir kitleyi temsil ediyorlar. Ben gençliğe ve yeni nesle çok güveniyorum. Türkiye'nin geleceğinin onların ellerinde daha da yükseleceğine olan güvenim sonsuz. Yeni nesil bu ülkenin geleceğini belirleyecek ve geleceğine damgasını vuracak olan çok güzel bir havayla beraber geliyor diyebilirim. Peki. Sayın Karal, şimdi Deva Partisi olarak Avrupa standartlarına uyan vaatlerde bulunuyorsunuz. Bununla alakalı eminim ki başa da geldiğiniz zaman bunlarla alakalı birçok çalışmalar yapacaksınız, ama şimdi önünüzde de politikalarınızla alakalı büyük bir kitap var. Daha önce de biz yine Deva Partisi'nden ağırlamış olduğumuz vekillerimizle görüşmüştük, ama Deva Partisi olarak neler yapacaksınız eğer başa gelirseniz? Biraz anlatabilir misiniz? Dilek Hanım, biz tabii Deva Partisi'ni kurarken bir karar vermek durumundaydık. Türkiye'de birçok siyasi parti var. Eğer siyasi partilerin mevcut programlarından ve mevcut politikalarından eğer biz memnun olsaydık, zaten onlardan bir tanesiyle yolumuza devam ederdik. Zaten belli bir kısmımız da, azınlıkta olsak bile, zaten belli bir siyasi arena içerisinde daha önce görev yapıyorduk zaten. Gerçi partimizin kurucularının çoğunluğu ilk defa siyasete giren yeni arkadaşlardan olmasına rağmen, ama özellikle başta genel başkanımız olmak üzere ve siyasetten gelen yaklaşık bir 17 veya 18 civarındaki arkadaşımız, yani 90 kurucu arasındaki arkadaşlarımız, daha önce belli bir siyasi partiye mensup olan arkadaşlarımızdı. Orada devam edebilirdik veya yeni gelen arkadaşlarımız da Türkiye'de hali hazırda kurulu bulunan siyasi partilerden bir tanesine girip orada siyaset yapabilirlerdi. Ama biz demek ki bir itiraz ortaya koyduk. Biz bir alternatif olmak istedik ve dedik ki biz mevcut bu siyasi partilerin işte bu programlarıyla, bu politikalarıyla bu ülkenin 85 milyonunun tamamını kucaklayabileceği konusunda endişelerimiz var, şüphelerimiz var dedik. Ve yeni bir oluşum ortaya koymaya çalıştık. Ha, bu oluşum tabii sizin dediğiniz gibi özellikle Avrupa Birliği normlarını çok fazla önceleyen, daha doğrusu sadece Avrupa Birliği değil, temel insan haklarını önceleyen, yani insanın doğuştan yaratıcı tarafından kendisine verilen hakları her zaman savuna gelen,
Şimdi bir kelime var, bir deyim var. Kazanılmış haklar. Ben buna tabii çok karşı çıkıyorum. Ne demek kazanılmış haklar? Hak insan doğduğunda bir defa otomatik olarak elde ettiği haktır. Yaratıcı ona o hakkı vermiştir zaten. Daha sonra yine insanların hakları kendisi gibi insanlar tarafından gasp ediliyor ve azaltılıyor. Hiçbir insanın kendisi gibi bir başka insanın doğuştan gelen hakkını kısıtlama hakkı yoktur. İşte bu zorbalıktır. İşte buna zulüm diyoruz. Onun için doğuştan gelen haklarımızın tam anlamıyla kamilen uygulanabilmesi ve yaşanabilmesi için biz özellikle partimizin programının ilk maddesine özgürlükler başlığını koyduk. İnsan hakları temelinde özgürlükler başlığını koyduk. Daha çok adalet dedik, daha çok özgürlükler dedik, daha çok hukuk dedik. Daha çok müreffeh bir hayat dedik, daha demokrasi dedik. Şimdi aslında esasen bakarsanız tabii Türkiye'de birçok siyasi partinin önceliği bunlar. Ama söylemlerde kalmış tabii bunlar. Uygulamaya geldiğinde uygulamada maalesef sınıfta kalıyorlar. Aynen AK Parti'de olduğu gibi. Ben AK Parti'nin kurucularından bir tanesiyim. Kurucu il başkanıyım ben Rize'de. AK Parti'nin programını bugün Dilek Hanım alın getirin. Bütün maddelerine siz de imza atarsınız, ben de imza atarım. Yani 14 Ağustos 2001 tarihinde açıklanan o deklarasyon, orada insan hakları var, özgürlükler var, daha çok adalet var, daha çok kalkınma var. Partinin adından anlaşıldığı üzere. Ama ilk yıllarda ortaya konan bu başarılar maalesef daha sonra kendisini öyle bir farklı evreye savurdu ki adeta o kuruluşundan çok çok daha önceki yıllara Türkiye şu anda taşınmış gibi görünüyor. Demek ki sadece söylemlerle olmuyor, eylemlerle oluyor. Biz bu 3 yıllık süre içerisinde, yani partimizi kurduğumuz 3 yıllık süre içerisinde söylemlerimizi eylemlerimizle beraber taçlandırmaya çalıştık. Konuşmalarımızla, Türkiye'nin doğusunda ne söylediysek batısında da aynısını söylemeye çalıştık. İnsan hakları noktasında Karadeniz'de hangi cümleleri kullandıysak Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu'da da aynı cümleleri kullanmaya çalıştık. Biz 85 milyonu İlek Hanım kucaklamaya çalışan bir partiyiz. Bu kolay bir iş değil. Türkiye'de siyasi partiler kurulurken birçoğu kolaycılığa kaçmıştır. Nasıl kolaycılığa kaçmıştır? Her siyasi parti arzu eder ki kurulur kurulmaz hemen belli bir kitleyi arkama alayım. Hazır bir parti olayım yani. İşte kimileri milliyetçi tabana yönelik bir siyasi parti kurmuştur. Türkiye'de belli bir milliyetçi taban vardır zaten. Hazır bir oy potansiyelim olsun arzusunda olmuştur. Kimileri işte sosyal demokrat vatandaşlarımıza yönelik bir siyaset geliştirmek amacıyla parti kurmuştur. Belli bir kitle vardır. Hemen zaten o kitle onun yanında yer alacaktır. İşte belli partiler özellikle Kürt vatandaşlarımızın daha çok duygularına hitap edebilmek amaçlı parti kurmuştur. Kimileri daha çok muhafazakar seçmen kitlemize karşı kurmuştur falan filan. Türkiye'de işte ne kadar fraksiyon varsa, sosyolojik farklılıklar varsa hepsi üzerine kurgulanmış partiler. Şimdi bunlar ne oldu? Bunların hiçbirisi maalesef tüm Türkiye'yi kucaklayabilecek o zenginliği maalesef ortaya koyamadılar. Biz de diyoruz ki belki anlaşılmamız, belki bizim tanınmamız biraz zaman alacak ama biz 85 milyonun ortak paydaları üzerinde bir politika inşa edelim. Bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımızın ortak duygularını ve düşüncelerini küsuratlara ve teferruatlara takılmadan ortak noktada buluşalım ve ülkemizin birliği, bütünlüğü için mücadele verelim diyoruz. Onun için bizim çalışmalarımızda, bizim bu zamana kadar açıkladığımız, işte burada sizin gördüğünüz gibi önümde koyuyorum eylem planlarımızda, Türkiye'de yaşayan ne kadar sosyoloji varsa, Türkiye'de yaşayan ne kadar inanç grupları varsa, Türkiye'de yaşayan ne kadar farklı etnisite varsa, onların hepsinin ortak duygularını ve düşüncelerini dile getirmeye çalışan, onları tercüme etmeye çalışan bir siyasal dil kullanmaya özellikle önem gösteriyoruz. Bu açıdan Deva Partisi'nin siyasal görüntüsünü ve siyasal duruşunu biraz daha farklı görüyoruz. Ama geldiğimiz nokta itibariyle tabii çok farklı bir durumdayız. Burada sadece Deva Partisi'nin politikalarıyla beraber biz toplumun önüne şu anda çıkıyor değiliz. Bir ittifak var. Partilerin bir araya gelme zorunluluğu var. Çünkü %50+1 denilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin beraberine getirmiş olduğu bir zorunluluk var. Bir mecburiyet var. Programları farklı. Zaten öyle olması lazım. Programları farklı olmasa partiler farklı farklı partiler olur mu? Tek parti olurlar. Çok doğaldır ki her partinin kendine özgü ayrı politikaları olmalı. Kendine özgü ayrı çözüm önerileri olmalı. Toplumun sorunlarına bakış açıları olmalı. O açıdan biz %50+1'i bulabilme adına özellikle 6 parti bir araya geldik. Bir güç birliği oluşturduk. Dedik ki teferruatlara boğulmayacağız.
Partilerimizin özellikle farklı politikalarında kaybolup gitmeyeceğiz. Ortak noktalarımızı bir araya getireceğiz. Ülkemizin problemlerinin çözümü noktasında ortak duruşumuz neyse onu ortaya koyacağız. Bu geçiş süreci dediğimiz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçinceye kadar ülkemizi böyle ihtilaflara düşürmeden el birliğiyle yönetmeye çalışacağız. İşte buna da ne dedik? Ortak politikalar, mutabakat metni dedik Dilek Hanım. 2250 madde yaklaşık. Tüm partilerin bir araya gelerek evet. ortak belirlemiş olduğunuz eylem planlarınız evet. değil mi Sayın Bu Karan? Eylem planımız 6 siyasi parti genel başkanı kendi kurullarında, yetkili kurullarında aylarca süren çalışmalar sonunda, değerlendirmeler sonunda bir araya geldiler. Ve 6 siyasi partinin de mutfaklarında yapılan çalışmalar sonrasında bir araya gelindi. Ve 6 parti genel başkanının imzasıyla beraber burada bu yaklaşık 2250 maddelik ortak eylem planı kamuoyuna açıklandı. Şimdi bazı vatandaşlarımız diyor ki 6 tane birbirine benzemez parti bir araya geldi. Nasıl olacak bu işler? İşte ortalık karışacak, işte curcuna çıkacak. Hayır, evet, hiçbir şey çıkmayacak. Bununla alakalı da evet sorumuz vardı. Hatta değerli izleyicilerimizden de gelen sorular var Sayın Karal. Ben sorumu sorayım, ondan sonra sizden dinleyeceğim. İzleyicilerimiz de diyor ki 6 partinin bir araya gelmesiyle beraber daha fazla aslında sorunlar çıkacak. Bunu nasıl Karal değerlendiriyor demiş. Siz de şimdi zaten onunla alakalı bir açıklama yapacaktınız. Evet, biz bunları tabii aylar süren çalışmalarımızda, toplantılarımızda hep gündeme getirdik. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Dilek Hanım kurgulanırken ve halka anlatılırken bu ülkede artık bir daha koalisyonlar olmayacak vurgusuyla daha çok ön plana çıkarıldı. Geçmişte bu ülke koalisyonlardan çok çekti. Artık daha koalisyonlar yaşatmayacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ana omurgası bu anlayış üzerine kurgulandı. Ama geldik gördük ki hiç öyle olmadı. Eskiden o beğenmediğimiz parlamenter sistemde koalisyonlar seçimlerden sonra gündeme gelirdi. Her parti müstakil olarak meydanlara çıkar, programını anlatırdı. Ama belli oy oranına ulaşamayınca partiler bir araya gelirdi. İşte anlaşırdı veya anlaşamazdı. Ülke tekrar seçime de gidebilirdi. Mesela bunu bugün Avrupa ülkeleri çok güzel bir şekilde uyguluyorlar. Almanya'yı bugün 8 tane parti yönetiyor. Evet. 8 farklı parti. Hep de birbirleriyle tamamen bağlantısı olmayan, birisi sosyal demokrat, birisi Hristiyan demokrat, birisi yeşiller, birisi sosyalistler falan. Farklı farklı dünya görüşleri olan partiler bir araya gelmişler. Demişler ki bizim önceliğimiz Almanya'nın büyümesi, gelişmesi, kalkınmasıdır. Biz bir araya gelmek zorundayız ve geldik. Birçok siyasi partiden bakanlar var biliyorsunuz. Tabii ki. Alman kabinesinde. Hatta seçimlerden sonra hiç de acele etmediler. 3-4 ay beklediler hükümetin kurulmasını. Hiç sistemde bir arıza gördünüz mü Almanya'da? Evet. Tıkır tıkır işteydi. Çünkü sistem oturmuş. Kesinlikle. Ve 3-4 ay boyunca ne yaptılar? Bir ortak politika belirlediler. Hı hı. Eylem planı belirlediler. Bütün partiler. Ve o eylem planını dediler ki biz uygulayacağız. Herkes buna sadık kalacak. Biz de benzer uygulamayı Türkiye'de yapıyoruz şu anda. Biz seçimden sonraya bunu bırakmadık. Biz önlemimizi seçimden önce aldık. Ve bunu biz yaklaşık olarak 2 ay önce Türkiye'nin gündemine koyduk. Hı hı. Dedik ki biz geçiş sürecinde 6 siyasi parti bir ihtilafa düşmeyecek, bir fikir ayrılığına düşmeyecek. Bütün fikir ayrılıkları, farklı efendim düşünceler tartışıldı, konuşuldu. Ortak uzlaşıyla beraber bir sonuca bağlandı. Ve biz bu geçiş sürecinde yani seçimlerden sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme ülkeyi tekrar dönüştürünceye kadar ara dönemde nasıl ülkeyi yöneteceğimizi tüm kamuoyuna deklar ettik. Bakınız burada Dilek Hanım diyebilir seyircilerimiz ne var bunun içerisinde? Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar ki bunun içerisinde tarım, sanayi, teknoloji, savunma sanayi, enerji, madencilik, ulaştırma her şey var. Eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikaları gibi Türkiye'nin hemen hemen her alanına doğrudan hitap edebilecek çalışmaları biz tamamladık, dersimize çalıştık. Ve milletimizin huzuruna şu anda çıkarken bu özgüvenle beraber çıkıyoruz. Onun için hiçbir problem yok. İnşallah vatandaşımız eğer güvenini ortaya koyarsa biz bu ülkeyi ortak akılla ve istişareyle yöneteceğiz. Ve farklı bir kültürü de ülkemiz insanın önüne koyacağız. Peki şu anda ne oluyor? Şu anda birçok siyasi parti var. Öyle değil mi? Evet. İktidarın şu anda içerisinde bir tane parti yok ki birkaç tane parti var. Ama orada ne var? Deyim yerindeyse siyasi etik noktasında da bir sıkıntı var. Çünkü bazı partiler elini taşın altına sokmuyorlar.
Ama yetkileri kullanıyorlar. Halbuki eğer bir koalisyon varsa, eğer bir ittifaklık varsa orada herkes elini taşlanta koymalı. Yetkiyi de beraber kullanmalı. Eğer bir sonunda bir sorumluluk varsa o sorumluluğu da hep beraberce ödemeliler. Şimdi bakıyorsunuz işte AK Parti, bütün bakanlıklar AK Parti şu anda almış ve görevlendirmiş. Milliyetçi Hareket Partisi ortağı olmasına rağmen bir bakan vermiyor. O sorumluluğa girmiyor. Ama öbür taraftan kurullarda bakıyorsunuz sadece bazı kurullarda bazı üyeler verebiliyor. Böyle bir ortaklık olmaz. Bu nasıl bir ortaklık? Dolayısıyla biz bunu da çok etik bulmuyoruz. Ve 6 siyasi parti eğer beraberce Türkiye'yi yönetmeye kalkmışlarsa hep beraberce bu sorumluluğu alacaklar. Yetkileri de beraber kullanacaklar. Ama Türkiye'nin uzun yıllardan beri arzuladığı, özlemle beklediği ortak aklı kullanarak, beraberce istişare ederek her 6 siyasi partinin genel başkanının beraberce karar verebileceği çok büyük bir uzlaşma örneğini de Türkiye'nin önüne bugüne kadar koyduk. Bundan sonra da koyacağız. Pekala. Şimdi Sayın Karal, benim sorularım var ama izleyicilerimizin merak etmiş olduğu soruları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi daha çok aslında ekonomi ile alakalı sorular geliyor ve daha önce şimdi Sayın Genel Başkan Babacan'ın AKP'de işte bakan olmasıyla beraber işte çok fazla aslında eleştiri gelmişti. Daha önce hani iyiydi de şimdi ne oldu da Deva Partisi diye bir parti kuruldu diye eleştiriler gelmişti. Bunu yazmışlar izleyicilerimiz ama şimdi diyorlar ki Sayın Babacan'ın daha önce bakan olmasıyla beraber diyor ekonomi konusuyla alakalı çok önemli ne demek istemiş burada? Çok önemli herhalde eylemler yapacak demek istiyor izleyicimiz. Bununla alakalı ekonomi planlarını öğrenmek istiyoruz. Deva Partisi'nin açıklayabilir mi Sayın Karal diye bir izleyicimiz sormuş. Evet. Tabii hemen şuradan da bizzat göstereyim ki daha sağlıklı olsun. Burada görüyorsunuz. Siz onu bulurken ben bir soru daha size sormak istiyorum Sayın Karal. Tabii. Şimdi tabii az önce de belirttiğim gibi sizin Deva Partisi'nde daha önce AKP'den gelmiş olan vekiller de var. Siz de yine AKP'den gelmiş olan bir başkansınız. Bu çok eleştirilen bir konu. Yani daha önce AKP'de her şey iyiydi de şimdi ne oldu da bu partiye geçiş yapıldı diye soruyorlar. Daha önceki vekillerimize de bu tarzda sorular gelmişti. Bununla alakalı da bir görüşünüzü almak istiyorum. Mutlaka bir şeyler olumsuz gitti ki siz artık Deva Partili olmaya karar verdiniz. Bunu biraz anlatabilir misiniz bize? Tabii. Evet. Şimdi özellikle ekonomik eylem planı şu anda yaklaşık 23 tane eylem planımız var. Bunlardan bir tanesi de ekonomik ve finansal eylem planımız. Ki bunun hazırlanma aşamasından bir iki cümleyle bahsetmek istiyorum. Lütfen. Bakınız bundan birkaç gün önce, zannediyorum 3-4 gün önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sayın Ali Babacan beraberce bir video çektiler. Evet. Mutfakta çekilen videodan bahsediyoruz değil mi? Evet. Mutfakta çekilen videodan bahsediyorum. O videoda da görüldüğü gibi, anlatıldığı gibi, ifade edildiği gibi bir defa Sayın Ali Babacan'ın dünya genelinde gerçekten bir ekonomi ve finans çevrelerinde çok ciddi bir ağırlığı var. Bunu Kemal Bey de tescilledi, orada ifade etti kendisi. Zaten Cumhuriyet tarihinde en uzun süre bakanlık yapmış kişi Sayın Ali Babacan. 13 yıl boyunca aralıksız bu görevi yapmış. Bunun 11 yılını ekonominin başında bizzat bulunmuş. 2 yılını da Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği baş müzakereciliği yaparak Cumhuriyet tarihimiz boyunca en uzun süre aralıksız, kesintisiz bakanlık yapmış kişidir. Ve bu süreç içerisinde de Sayın Ali Babacan, yani katrilyonlara imza atmış olan bir kişi olarak ve bu ülkenin kalkınma planlarına imza atmış bir kişi olarak, devamlı olarak parayla uğraşan bir kişi olarak, arkasında en ufak bir şaibe bırakmayan, en ufak bir leke bırakmayan, bir kambur bırakmayan bir siyasetçidir. Zaten farklı bir şey olsaydı Türkiye'de, durum çok daha farklı olurdu. Böyle bir özgüvenle beraber bir partinin kurulması da mümkün değildi. Ama biz yine de az önce ifade etmeye çalıştığım ortak akıl ve istişareyi ön plana çıkararak, özellikle ekonomik anlamda bu kadar başarılara imza atmış bir kadro bizim partimizde olmasına rağmen Dilek Hanım, biz yine bununla yetinmedik. Türkiye'deki tüm ekonomistlere çağrıda bulunduk. Siyasi görüşü ne olursa olsun, ister MHP'li, ister CHP'li, ister AK Partili, kim olursa olsun, herkese çağrıda bulunduk. Ve 3 sınıf insana çağrıda bulunduk. Bir 60-80 yaş arası tecrübeli ekonomistlere çağrıda bulunduk. İşte bir 40-60 yaş arası orta yaş ekonomistlere çağrıda bulunduk. Bir de 30-40 yaş arası genç ekonomistlere çağrıda bulunduk.
Birçok siyasi partiye mensup insanlar koşup geldiler. Ve Sayın Genel Başkanımızın Ali Babacan'ın öncülüğünde aylar süren çalışmalar yaptılar. Ekonomi ve finans eylem planımızı hazırlarken. Bu eylem planımızı bu kadar büyük bir katılımın bilgisi, birikimi ve deneyimi sonucu ortaya çıkardık biz. Şimdi bunu biz kendimiz de yapabilirdik. Ama dedik ki biz söylemlerimizi, eylemlerimizi biz birleştireceğiz. Evet. Dilek Hanım ve mesela bir tanesi Hurşit Güneş, Profesör Hurşit Güneş. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup bir şahsiyet. Öyle bilinir. İşte bir tanesi Darun Acemoğlu. Ta Amerika'dan kalkıp gelip destek vermiş olan, çalışmalara katkı vermiş olan bir insan. Hı hı. Gibi birçok insan var bu politikalarımıza destek veren, katkı veren. Ve biz Türkiye'nin sorunlarını konuşurken, işte çözüm önerilerini üretirken sadece böyle dar bir çerçeveye işi hapsederek bu işi en iyi biz biliriz mantığıyla hiçbir zaman gitmiyoruz, gitmedik. Mesela Hurşit Bey'in geçen bir televizyon programında yaptığı bir konuşma bence çok önemliydi. Dedi ki ben bu çalışmalara katıldım. Niye katıldım biliyor musunuz? Sayın Ali Babacan başbakan yardımcısı iken bile bizi davet ederdi. Farklı siyasi partilere mensup ekonomistleri davet ederdi. Görüşleri alırdı. Görüşleri alırdı. Biz giderdik o toplantılara katılırdık. Ortak akla hizmet ederdik derdi. Hı hı hı. Ve onun için o samimiyeti gördüğüm için şimdiki bu Deva Partisi sonuçta bu eylem planı Deva Partisi eylem planı. Hı hı. Deva Partisi'nin bu eylem planına koşa koşa gittik destek verdik dedi. Biz bu anlayışı çok önemsiyoruz. Kaldı ki diğer taraftan Sayın Ali Babacan'ın yönettiği dönemde ekonominin hangi başarılara imza attığını çok iyi biliyoruz. Bu ülkede kişi başı milli gelir 12.600 dolarlara kadar çıktı Dilek Hanım. Bakınız Birleşmiş Milletler'e kayıtlı yaklaşık 200 tane ülke var. Bu 200 tane ülkenin hemen hemen hepsinin kişi başı milli geliri her sene ama 1 dolar ama 2 dolar ama 3 dolar ama 500 dolar artar. Artır. Sadece eksiye düşen milli geliri azalan, kişi başı milli geliri azalan belki birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Ülke her geçen gün fakirleşiyor. Bakınız ben Rizeliyim. Bizim hemen yanı başımızda bir Gürcistan var. Evet. 3 milyon nüfuslu fakir bir ülke. Şundan 4-5 sene önce bir Türk lirasına karşılık 2,5 lari alıyordunuz. Gürcistan larisi alıyordunuz. Şimdi bugün bir lari, Gürcistan larisi 8 Türk lirası yapıyor. Yani bizim paramız, 1 liramız Gürcistan'ın parasından 8 kat daha değersiz hale geldi. Başka bir şey konuşmaya gerek var mı? Şurada hemen yanı başımızda Edirne'de Bulgar vatandaşlarımız, Bulgarlar geliyorlar. Edirne'de raflarımızı boşaltıyorlar değil mi? Çünkü paraları kıymetli. Ama benim Edirne'li vatandaşım, Edirne'li kardeşlerim gidiyorlar o raflara uzaktan bakıyorlar. Bulgarlar geliyor, bulguru, pirinci, zeytinyağını alıp götürüyorlar. Valizlere bir doldurup götürüyorlar. Evet. Mesela şimdi Gürcü vatandaşlar geliyorlar benim memleketimde, Rize'de, Trabzon'da eczanedeki ilaçları alıp götürüyorlar. Efendim oradaki sokaklardaki her türlü şeyi alıyorlar. Çünkü paraları kıymetli, bizdekileri çok ucuz görüyorlar. Evet. Ama bizdeki o alım gücü şu anda yok. Peki 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin kurulduğu ve iktidara geldiği o dönemde Türkiye'nin beraberce aynı yürüyüşe çıktığı ülkeler vardı. Şöyle bir hatırlayacak olursak bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dı, bir tanesi Polonya'ydı, bir tanesi Macaristan'dı, Romanya'ydı. Bunlarla beraber biz aynı yürüyüşe çıkmıştık. Sayın Karal, bir virgül koyalım mı? Bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. Döndükten sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz hiçbir yere ayrılmayın. Biz kısa bir aranın ardından tekrar stüdyoda olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimize. Dilek Çınar'la hayata dair reklamların ardından kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz Deva Partisi Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Sayın Hasan Karal'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Karal, en son reklamlardan önce dedik ki Türk vatandaşı olarak kendi ülkemizde paramızın değeri yok. Diğer ülkeler geliyorlar bavullarla, valizlerle alışverişini yaparken bizim paramız diğer ülkelerin parası karşılığında değersizleşti. Orada cümlemiz yarım kalmıştı Dilek Hanım. Şunu söylüyordum. AK Parti iktidara geldiği zaman 3 Kasım 2002'de beraberce yola çıktığı ülkeler vardı. Yani aynı milli gelire sahip, kişi başı milli gelirleri aynı olan ülkeler vardı. İfade ettiğim gibi Bulgaristan gibi, Polonya gibi, Romanya gibi, Macaristan gibi ülkeler vardı. Yani o zaman neydi? 3.000-3.500 dolar civarında kişi başı milli gelirlerimiz vardı. Şimdi bakıyorsunuz biz geldiğimiz bugün itibariyle o ülkelerin, saydığım ülkelerin kişi başı milli gelirleri 20.000 dolarları geçmiş. Hatta 25.000 doları bulan var kişi başı milli gelir. Ama biz 9.000 dolarların altına düştük. Aynen. Yani 12.600 dolardan geriye dönü bir düşüş var. Halbuki bundan 2 seçim önce
açıklanan gelecek eylem planında 2023 yılında bu ülkede kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacak diye ne oldu ifade edilmişti. Şimdi burada az önce göstermeye çalıştığım ekonomi ve finans politikaları eylem planı. Demin söylemeye çalıştığım gibi. Bütün Türkiye'de ekonominin özellikle düzlüğe çıkarılması noktasında yapılan çalışmalar burada özetlemiş, hazırlamış. Yani biz dersimize çalışan bir partiyiz. Biz iktidara geldikten sonra bu işlere bakarız. İşte bürokrasinin önümüze koyduğu raporlar doğrultusunda bir karar veririz demedik. Biz çalışmalarımızı önceden yaptık, tamamladık. Tabii bir devlet tecrübesi olan bir kadroyuz aynı zamanda. Bizim genel başkanımız bu ülkede 11 defa kalkınma planlarına imza atmış bir insan. Özellikle yanımızda bulunan genel başkan yardımcımız, ekonomi ve finans politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız İbrahim Çanakçı Bey 11 sene hazine müsteşarlığı yapmış bir insan. Bu ülkenin hazinesine, ekonomisine, parasına, Merkez Bankası'na tüm vukufiyeti olan insanlar bunlar. O açıdan göreceksiniz. Bakınız şu önümüzdeki hafta seçimler geçtikten sonra inşallah milletimiz takdir eder ve milli irade bizim lehimize tecelli ederse bu ülkenin kısa süre içerisinde ne kadar bir ferahlama dönemine gireceğini özellikle ekonomik anlamda ki zaten ekonomik olarak siz birçok sorunu çözdüğünüz zaman diğerleri peşinden tıkır tıkır gelir zaten. Ülkenin önünün nasıl açılacağını çok iyi göreceksiniz Dilek Hanım. Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. Şimdi zaten vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri Sayın Karal ekonomi. Refah seviyesinin artık yükselmesini istiyorlar. Yani bugün daha önce biliyorsunuz bakan açıklama yapmıştı. Şu anda görevden alınan bakan. Dedi ki işte dolar yükseliyorsa sizi ne ilgilendiriyor? Siz zaten Sayın Albayrak'tan bahsediyorum. Siz zaten dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ama dolara gelen bir yükseliş işte bizim marketten almış olduğumuz vatandaş olarak bir peyniri, bir pirinci, bir yumurtayı, bir sütü etkiliyordu. Dolayısıyla şu anda insanlar aslında acaba ne olacak? Yani seçimler sonra daha mı kötü bir duruma gider iktidar gelirse ya da işte iktidar gelmezse muhalefet başa gelirse sonuç ne olur diye çok bundan fazla daha, insanlar merak ediyorlar. Hanım, bundan daha kötü nereye gidilecek? Şimdi bu ülkede yaklaşık 5 yıl ekonominin başında olan Sayın Berat Albayrak konuyu açtığınız için söylüyorum. Ne dedi bütün programlarında konuşmalarında? İşte Mart Şubat'ta iyi olacak. Nisan Mart'ta iyi olacak. Şu olacak bu olacak. Göreceksiniz. Parasını dolara yatıranlar hüsrana uğrayacak dedi. Değil mi? Evet. Ey vatandaşlarımız, ey milletimiz bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Paranızı Türk lirasına çevirin. Banka mevduatlarınızı TL'ye dönüştürün. TL kazanacak, dolar kaybettirecek dedi. Bunun üzerine benim saf ve temiz duygulu düşünceli insanlarım, vatandaşlarım çıktılar sokaklarda dolar yaktılar. Öyle mi? Doğru. Bir sürü propaganda yapıldı, eylemler yapıldı. Yani yerli ve milli duyguları daha çok köpürtmek amacıyla dolar yaktı insanlarımız, dolar. Peki geldiğimiz nokta itibariyle o dolar yakan vatandaşımızın doları hangi aşamaya geldi? Evet. Kaç oransal olarak ne kadar Türk parası değer kaybetti? Ve bütün bunlar üzerine yani sizin eğer diyelim ki burada işte kiralar soruyorum İstanbul'da ben bakıyorum ki işte ortalama bir kira 10-15-20 bin liradan tabii aşağı ki. Kira yok. Tabii ki. Peki ne yapacak bu insanlar? Bir memur nasıl yapacak? Bir polis memuru, bir öğretmen kardeşimiz ne yapacak burada nasıl İstanbul'da? Geçinecek? Evet. O açıdan çok süratle Anadolu'ya kaçış talepleri var. Özellikle polis kardeşlerimizin ve öğretmen kardeşlerimizin gerçekten İstanbul'da yaşam sıkıntılarıyla baş edemediklerini görüyoruz. Şimdi buraya yani nereden geldik? Berat Albayrak'ın şu sözü de çok önemli. Bakınız görevi bırakıp giderken Sayın Berat Albayrak şu cümleyi kullandı. Bunu aslında medya kuruluşlarının sık sık dile getirmesine fayda var. Türkiye'nin demokratik anlamda da geldiği noktayı sorgulamak açısından çok önemli bu. Ne dedi giderken? Bir istifa dilekçesi yazdı değil mi? Bu ülkede at izi, it izi birbirine karıştı. Allah sonumuzu hayır eylesin dedi, çekti gitti. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya burası bir yamyam ülkesi mi arkadaş ya? Burası bir kabile ülkesi mi ya? Sen bu ülkede 5 sene ekonomiyi yöneteceksin. Ondan sonra diyeceksin ki arkadaşlar işte karıştı bu ülkede. Hadi bana eyvallah ben gidiyorum. Ya bir Allah'ın kulu bir kurum bu ülkede yok mu buna soru soracak olan? Ya nereye gidiyorsun? Ülkenin ekonomisi batmış. Hazine gitmiş. Dolar fırlamış gitmiş. Ya bir hesap ver. Bir anlat bize bakalım. Ne oldu da bırakıp gidiyorsun? Kaldı ki sen sıradan bir bakan değilsin. Başbakanlık kalkmış ama fiili başbakanlığın yetkilerini kullanan bir insansın sen. Yani sen damatsın. İcranın en başındaki insanlardan birisisin. Sayın Cumhurbaşkanı'na en yakın isimsin. E kardeşim gidiyorsun da nasıl gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Yani burayı batırın gidiyorsun da bize bir anlat. Yine getirmediler. Ondan sonra
Bu batıran ekibin aynen devamı arkadaşlarımız geldiler. Belli noktalara yine görevlendirdiler. Bankaların genel müdürlüklerine, Merkez Bankası'nın başkanına, işte TÜİK'in başkanına. Ya düşünebiliyor musunuz? 2 yıl içerisinde 4-5-6 defa Merkez Bankası başkanı değişir mi? Hep emir yapan, sadakat örneği ortaya koyan. Ya onu da yapsın da, bir şey demiyorum ama ya işinin ehli insanlara ne zaman yetki verecek bu ülkede arkadaş ya? Yani işini bilen ve bu ülkenin kaderiyle kendi çıkarları için oynamayacak olan insanların önü ne zaman açılacak Allah aşkına ya? Burada herkes buradan zarar görüyor. İnsanlar gidiyorlar efendim sana söyleyeyim şimdi diyorlar ki bir soğana mı oy vereceğiz? Evet soğan önemli tabii. Niye önemli olmasın? Bir markete girdiği zaman insanlarımız eğer soğan almakta zorlanıyorsa. Geçen gün ben burada Çekmeköy'de özür diliyorum Ataşehir'de bir pazara girdim. Baktım teyzelerimiz ellerinde poşetlerle pazara alışveriş yapıyorlar. Baktım çok cüz'i şeyler var poşetlerde. Bir tane marul var. İşte iki tane havuç var. Bir tane veya iki tane soğan var. Yani çok az miktarda bir alışveriş yapıyorlar. Sordu dediler ki evladım ne kadar alacağız? Ancak bu kadar alabiliyoruz yani. İşte şu poşette işte 50-60 lira verdik dediler bu poşete yani. İşte alım gücümüzün geldiği seviyede. Geldiği nokta bu. Onun için biz kesinlikle bütün önlemlerimizi aldık. Bütün çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah seçimlerden sonra Türkiye'de oluşacak olan güven ortamıyla beraber hem iç piyasada hem dış piyasada Türkiye'nin ekonomik anlamda önünün açılması ve Türkiye'nin aynen eskiden olduğu gibi bundan 10 sene önce olduğu gibi cazibe merkezi bir ülke olması konusunda bütün gücümüzle çalışacağız. Peki. Şimdi biraz da Türkiye'deki sivil toplum anlayışını sizinle konuşmak istiyorum. Bu konuyla alakalı Türkiye'de sivil toplum örgütlenmelerin, sendikal örgütlenmelerin ne kadar önemli olduğunu, işte sivil toplum kuruluşlarının mesela önemini en son yaşamış olduğumuz depremde değil mi? 11 ili vuran depremde gördük ne kadar önemli olduğunu. Şimdi sendikal örgütlenmelere bakıldığı zaman 2002 yılında %50'lerdeydi. AKP iktidar olduktan sonra işte şu anda geldiğimiz seviyelerde 13'lere kadar düşmüş. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Yani sizler eğer başa gelirseniz STK'larla ilgili örgütlenmelerle alakalı hangi çalışmaları yapacaksınız bu anlayışla alakalı? Bir defa Dilek Hanım sivil toplum tanımlamasına uygun birer sivil toplum anlayışını ön plana çıkaracağız. Buraya devletin müdahale etmesi mümkün değil. Adından da anlaşıldığı üzere sivil toplum zaten. Evet. Devletle alakası olmayan, arkasında kamu gücü olmayan, kamu desteği olmayan demek. Sivil bireylerin bir araya gelerek bir sivil teşebbüste bulunmalarının adıdır sivil toplum. Ama Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının maalesef bu sivillikleri kalmamış. Halbuki AK Parti kuruluşunda, AK Parti'nin ilk kuruluş amaçlar arasında bu vardı. Türkiye'deki sivil toplum anlayışını yaygınlaştırmak, sivil toplumu hükümetin kontrolü altında almaktan çıkarmak. Evet. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'nin en zor günlerinde bir pandemi sürecinde, bir örnek vereyim sizlere. Ben sivil toplumla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. O açıdan sorunun bizzat muhatabı olmam açısından söylüyorum. Evet. Sayın Genel Başkanımız bana dedi ki ya bir görüşelim şu arkadaşlara Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla. Yani özellikle ekonomik anlamda esnafların sorunlarıyla, ziraat, çiftçi, tarımla ilgilenen vatandaşlarımızın STK'larının en başlarıyla görüşelim. Yanımıza basın da almayalım. Belki çekinebilirler. Birikimlerimizi anlatalım, deneyimlerimizi anlatalım, onların düşüncelerini alalım, eksiklerini, problemlerini dinleyelim ve biz bunları kamuoyuna gündeme getirelim. Hiçbirisi randevu vermeye cesaret edemedi biliyor musunuz Dilek Hanım? Sizin adınız sivil toplum olsa ne olur, olmasa ne olur? Sivil toplum örgütleri demek, madem ki kendi mensupları arasında her siyasi partiye mensup insan var değil mi? Herkese karşı eşit mesafede olmanız gerekir. Herkesi kucaklamanız lazım. Her siyasi partiye kapınızı açmanız lazım. Türkiye'de sivil toplum diye bir olay kalmadı maalesef. Kalmayınca da insanlar isteksiz hale geldiler. Sivil toplum faaliyetlerine katılım noktasında ciddi bir arz eksikliği var şu anda. Bir isteksizlik var, bir şevksizlik var. Evet. O açıdan bu Türkiye'nin şu anda en büyük problemlerinden bir tanesi. Bakın ben çok burada hayati bir örnek vermek istiyorum. Bunu çok önemsiyorum ben. Belki de ilk defa bunu burada sizin televizyonda söylüyorum. Buyurun lütfen. Biz Deva Partisi'ni kurduğumuz zaman bir bürokrat dostumuz bana geldi. Ankara'da bir üst düzey bürokrat. Dedi ki ben geçmişte bir sendikal hareketten geliyorum. Bir sendikanın genel başkanlığını yaptım. Bu işi de çok iyi bilen birisiyim. Deva Partisi'ne de kendimi yakın hissediyorum. Sizin demokrat ve özgürlükçü düşüncelerinizi çok beğeniyorum, benimsiyorum.
İsterseniz ben bir sendikal yapılanmaya gideyim. Yani memurlar konusunda bir konfederasyon kurayım. Evet. Onun altında işte farklı branşlarda, işte sağlık alanında, eğitim alanında, işte şu alanda, bu alanda farklı branşlarda da ekiplerim hazır. Deva Partisi'nin adeta bir yan kuruluşu gibi, şuradan Türkiye'de partilerin yan kuruluşları var ya, her siyasi partinin bir arka bahçesi gibi sendikalar var biliyorsunuz şu anda. Seçim zamanlara gidiyor, kendi mensuplarının aylıklarından kestiği paralarla beraber gidiyorlar, çek veriyorlar. O siyasi faaliyetlere katkı veriyorlar. O siyasi partilerin toplantılarına katılarak destek, alkış yapıyorlar. Halbuki esas görevleri nedir? Kendi mensuplarının ekonomik durumlarını daha güçlendirmek, sosyal konumlarını daha güçlendirmek iken tamamen siyasallaşmış sendikalar var. Hemen hemen birçok siyasi partinin böyle bir arka bahçesi var. Ben bunu Sayın Genel Başkanımıza aktardım. Dedim ki efendim böyle bir talep var. Böyle bir sendikal faaliyet içerisine girmek isteyen arkadaşlarımız var. Okey verirseniz böyle bir oluşuma girecekler dedim. Bana cevap vermedi. Ondan sonra o arkadaşlar gidip geldiler birkaç defa daha. Ya bize bir cevap verin. Her şeyimiz hazır, kuralım. Normalde baktığınız zaman ciddi bir güç. Tabii ki. Yani bir sendikal güç her ilde örgütleniyor. Sizin partinizin yanında otomatik olarak oluşan bir ciddi bir kitle oluşuyor. İkinci, üçüncü görüşmeden sonra Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan bana ne dedi biliyor musunuz? Ya Hasan Bey, biz bu partiyi niye kurduk dedi. Bizim bir farkımız olması lazım değil mi dedi. Eğer biz de diğer partiler gibi yapacak olsaydık o partilerden bir tanesinde olmamız lazımdı dedi. Sendikacılar sendikacılık yapsın, biz siyasetimizi yapalım. Onlar bizim işimize karışmasın, biz onların işine karışmayalım. Bizim arka bahçemize olabilecek bir sendikaya ihtiyacımız yok. O zaman sendikacılık onlar yapamaz dedi. Hep bizim ağzımıza bakarlar dedi. Onlar gelsinler bizi zorlasınlar. Onlar gelsinler bizden talepte bulunsunlar. Bizler de kendimizi zorlayalım. Onların sorunlarına çözüm bulmaya çalışalım. Herkes kendi işini yapmalı dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Evet. Şu anlayış ne kadar önemli değil mi? Ne kadar demokratik ve ne kadar evrensel bir anlayış. Ve kesinlikle izin vermedi. Bizim böyle bir sendikayla beraber dirsek temasına geçmemiz, böyle bir duygusal bağ kurmamız mümkün değil dedi. O arkadaşlara bunu söylediğim zaman o kadar şaşırdılar ki, dediler ki ya çok umutlandık şimdi. Bir kez daha umutlandık Türkiye'nin geleceği adına. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Yani biz bekliyorduk ki zaten böyle çok büyük bir aşkla, şevkle, istekle, tabii arkadaşlar ne demek hemen kurun, bizim yanımızda böyle bir sendikanın olmasından biz de büyük bir zevk duyarız diyeceğinizi bekliyorduk dediler. Ama Sayın Ali Babacan hayır, bu normal bir duruş değil dedi ve buna karşı çıktı biliyor musunuz? Nerede bizim farklılığımız dedi evet, Sayın şimdi Babacan. Türkiye'de Dilek Hanım süratle önümüzdeki dönemde Millet İttifakı'nın atması gereken en önemli adımlardan bir tanesi, ki ben bunu çok sık sık dile getireceğim bundan sonra, bir defa sivil toplumu kendi başına bırakmak lazım. Sivil toplumu kendi iç dinamikleriyle, kendi iç hiyerarşisiyle ve sadece işte toplumun sorunlarına çözüm getirmeye çalışan ve siyasilere de önerilerini dosyalarla beraber, projelerle beraber taşımaya çalışan tamamen sivil, hiçbir şeyden bağımsız ve arkasında işte kamu gücü olmayan ve kamuya karşı da kendisini, yani devlete karşı, kamuya derken devletin gücüne karşı da kendisini böyle mecbur hissetmeyen, yani ben acaba bir şey konuşursam beni buradan görevden alırlar korkusunu, kaygısını yaşamayan bir sivil toplum, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir sivil toplum var edebilmek için mücadele vereceğiz. En önemli yapmamız gereken konulardan bir tanesi de budur. Pekala. Şimdi bir izleyicimizden yine bir soru gelmiş. Sayın Karal der ki, Sayın Başkan, vergi borcundan araçlarını trafikten ya da sele gitmiş ya da yanmış piyasada olmayan vergi borcu devam eden vatandaşlar için bir öneriniz var mı merak ediyorum demiş. Saygılar diye bir izleyicimiz. Şimdi böyle çok fazla konu var. Teknik konular var. Evet. Bireysel talepler çok fazla var. İşte buraya gelirken mesela uzun yıllar bu ülkede şoförler odası başkanlığı yapmış değerli bir abimiz, şoför esnafının, milyonlarca kişiyi ilgilendiren şoför esnafının taleplerini, sıkıntılarını dile getirdi. Hemen hemen her sektörde bu şekilde talepler geliyor. Biz bunları ilgili kurullarımıza şu anda değerlendiriyoruz. Zaten bunların birçoğunu da eylem planlarımızı açıkladık. Eğer arkadaşlarımız, seyircilerimiz bizim web sayfamıza girerlerse bu çözüm önerilerimizi orada görürler. Ama çok spesifik, bireysel bir talep de olabilir bu. Bunlar inşallah, bu eylem planlarımız yavaş yavaş devreye girdiğinde inşallah seçimden sonra göreceksiniz ki birçok alanda rahatlık olacaktır. Yine bir izleyicimiz bir soru sormuş. Demiş ki, semtlerde demiş, yapmış olduğunuz çalışmalarda semtlerde farklılık görülüyor mu? Gelir yüzeyi düşük ve yüksek olan semtlerde diye bir soru sormuşlar. Siz şimdi tabii toplumun nabzını tuttuğunuz için, evet, aynı zamanda görevinizde gereği bununla alakalı bir farklılık oluyor mu?
Tabii şu var. Ya da hangi semtlerde mesela daha bölgesel çalışmalar yapıyorsunuz? Tabii şöyle söyleyeyim. Daha genel bir, yani Türkiye açısından bir genel değerlendirme yapayım. Biz çünkü Türkiye'nin 81 ilinde devamlı olarak gitmiş, çalışma yapmış bir ekibiz. Hı hı. Eskiden hatırlarsanız rahmetli Özal döneminde bir orta sınıf denilen bir tabaka vardı. Orta direk denilirdi. Bu tanımlama da rahmetli Turgut Özal'a ait bir tanımlamaydı. Orta direk tanımlaması. Yani özellikle geri kalmış ülkelerdeki bir kader vardı, kader. Hala var o. Zengini tam zengin, fakiri tam fakir. Ama rahmetli Özal orta direğe çok önem verirdi. Derdi ki o alt kesimi, alt sınıfı yavaş yavaş üst sınıfa doğru çekmeye çalışmamız lazım ki nefes alsınlar onlar derdi. Ama şu anda geldiğimiz nokta itibariyle orta direk yavaş yavaş kayboluyor. Yavaş yavaş değil, belki de hiç. Yani evet, ben biraz ya daha zengin ya fakir. Ben biraz daha iyimser konuşuyorum, evet, maalesef. Şimdi döndük o Özallı yıllardan önceki yıllara doğru dönüyoruz. Zengin tam zengin oluyor şu anda ki onların da sayısı belli sınırda. Sayıları mahdut. Öyle çok fazla bir sayıları yok. Ama buna %2 mi dersiniz, %3 mi dersiniz, belki %5 dersiniz en fazla. Ama çok ciddi bir şekilde, hani deniyor ya şimdi bazı vatandaşlarım, işte bu kafeler dolu insanlar, şunlar bunlar, işte lokantalar, restoranlar dolu. Ya buralara giren insanların, Ankara'da bir istatistik yaptık. Biz de Ankara'da ne kadar restoran var, ne kadar kafe var diye bir hesapladık. Orada her gün akşama kadar kafelerde oturan, yani sözde işte keyfi uygulamalar yapan diyelim, kahvesini içen, rahat bir görüntü sergileyen insanlar, işte lüks restoranlarda giden insanlar, şöyle bir hesapladık. Ya Ankara'nın %1'ine tekabül etmiyor. Ya ne kadar restoran var ki Ankara'da? Evet. Ne kadar kafe var ki Ankara'da yani? Şimdi oralarda böyle 10-15-20-50-100 tane restoranı, kafeyi görerek toplumun genelini değerlendirebilir misiniz? Mümkün mü? Bu ne kadar gerçeklikten kopmadır, gerçeklikten uzaklaşmadır yani. Bir de şöyle de değerlendirebilir miyiz? Kimsede nakit para da yok aslında. Herkes bir kredi kartıyla, yani borçlanmayla dönüyor da diyebilir miyiz Sayın Şimdi başkanım? Herkesin en doğal ihtiyacı olan bir cep telefonu konusunu bir lüks tüketim aracı olarak siz gösterebilir misiniz artık ya? Böyle bir mantıksız olabilir mi? Yani bu artık şimdi herkesin elinde olan ve bir sırada bir tüketim aracı olarak kullanılan, dünyanın her tarafında, yaklaşık dünyanın en fakir ülkesinde de en zengin ülkesinde hemen hemen herkesin elinde olan bir aygıt haline gelmedi mi bu? Şimdi bu bir ölçü olabilir mi artık daha yani? Siz ölçü olarak neye bakacaksınız? Aldığınız maaşın, hane halkının aylık gelirinin tüketimi karşılama oranına bakacaksınız. Ne kadarını karşılıyor, ne kadarını karşılamıyor? Ülkede ne kadar insanın efendim hacizle karşı karşıya kaldığı, icra dosyalarıyla karşı karşıya kaldığına bakacaksınız. Ne kadar üzülerek ifade edeyim ki bu rakamlar, bu oranlar her geçen gün süratle artıyor. Yani iyiye gidiş yok. Eğer iyiye gidiş varsa zaten insanlarımız hallerine memnunsa durmak yok, yola devam. Yapacak bir şey yok zaten. Pekala. Şimdi o zaman son sorumuzu sizinle paylaşmak istiyorum Sayın Başkan. Bir izleyicimiz demiş ki Deva Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyorum demiş. Yapmış oldukları politikaları da takdire şayan buluyorum ama AKP hükümeti de demiş şeye gelmeden önce ne yazmak istemiş biraz herhalde AKP hükümeti de iktidara gelmeden önce demek istemiş. Bu tarzda vaatlerde bulunuyordu fakat şimdi geldiğimiz noktada baktığımız demiş. Hiçbir çözüm yok. İnşallah aynı durumu yaşamayız demiş bir evet izleyicimiz. Şu tamamen şu AK Parti kuruluşunda ortaya koyduğu ilkeleri, yazılı ilkeleri, kendini bağlayan, kayıtlayan ilkeleri sonra yavaş yavaş değiştirdi. Yazılı olarak değiştirdi. Evet. Mesela 3 dönem kuralı vardı değil mi? 3 dönem kuralı vardı. 3 dönem genel başkan da 3 dönem yapacaktı. Milletvekilleri, işte il başkanları falan 3 dönem sınırlamasıyla beraber kendisini kayıtlamıştı. Yani biz mezara kadar burada efendim görev yapmayacağız. Tayyip Bey'in meşhur bir cümlesi vardı. Hücre yenilenmesine biz çok önem veriyoruz demişti. Biz buralarda, işte buralar bizim tapulu malımız değil demişti. Hatta bu 23 Nisan çocuk bayramlarında kendi başbakanken makamına gelen çocuğa kullandığı bir çok önemli bir cümle var. Bak sakın da sakın sizler bizim gibi olmayın ha, işte bizden öncekiler gibi olmayın, buralara yapışıp kalmayın, devamlı olarak bu hücre yenilenmesi böyle devam etsin gibi. Ama ne oldu sonra? Bu tüzükteki programlarındaki bütün bu maddeler tek tek değiştirildi. O açıdan biz diyoruz ki biz kendimizi yazılı kurallarla beraber kayıtlıyoruz, kendimizi bağlıyoruz, bağlayıcı unsurları biz olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Böyle artık elastikiyetli bir anlayışla beraber, tolere edilebilir bir demokratik anlayışla, yani tırnak içinde söylüyorum, biz bir siyaset yapmayacağız. Hangi kuralları koyduysak o kurallara
Uyup uymadığımızı millet denetleyecek diyoruz. Peki. Ben size geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Öyle mi? Evet. Hemen bir saat geçmiş. Bir saat geçti. Peki. Sayın Karal. Son olarak buradan Cem TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Biz bu ülkenin 85 milyon insanının her bir ferdini muhterem, muteber ve saygıdeğer görüyoruz. Kültürleri, düşünceleri, duyguları, efendim yaşantıları, yaşayış tarzları, inançları, kültürleri farklı olabilir. Bunlar ülkemizin zenginliğidir, ülkemizin servetidir. Ama şu veya bu şekilde birbirlerine yabancılaşmış, şu veya bu şekilde birbirlerine karşı ötekileştirilmiş olan toplumun farklı kesimlerinin artık bir araya gelip kardeşçe, dostça, aynı bayrak altında, aynı üniter yapı içerisinde yaşamaları hakkıdır diye düşünüyoruz. Bu bizim için çok görülmemeli diye düşünüyoruz. Bu inşallah bu pazar günü, önümüzdeki pazar günü, bu seçimler bunun en önemli bir inşallah temelini oluşturacaktır diyoruz. Göstergin. Artık yeter. Bu kadar kin, bu kadar nefret, bu kadar ötekileştirici, bu kadar işte senin mezhebin o, senin anlayışın o, senin kültürün o, senin dinin o, senin davan o gibi tamamen işin içinden çıkılmadığı takdirde hemen inanca, kültüre, efendim kutsal değerlere sarılma duygusunu bir tarafa bırakıp gerçeklerle beraber yüzleşerek artık kardeşçe yaşamanın ve birbirimize saygı duygularını hiç ihmal etmeden yaşamanın zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz. Bu duygularla Cem TV'nin bütün izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Biz de size geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyoruz ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz size, sağ olun, Sayın Karan. Çok sağ olun, var olun. Peki, değerli izleyicilerimiz, birinci bölümün sonuna geldik. Deva Partisi Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Sayın Hasan Karal bizlerle birlikteydi. Şimdi ikinci bölümle devam edeceğiz. Siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu Skype bağlantısıyla bizlerle birlikte olacak. Biz kısa bir reklam arasına gidiyoruz ama Doktor İbrahim Uslu'ya da sorularınız varsa iletiyorsunuz bize. Buradan okumaya çalışıyorum ama sanıyorum telefonun azizliğine uğruyorsunuz ve cümleleriniz tam olarak çıkmıyor. Lütfen yazdığınız mesajları kontrol edebilirseniz ben de en azından burada doğru okuyabilirim diyorum. Biz kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edecek programımız. Değerli izleyicilerimiz, programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Dilek Çınar'la Hayata Dair'in ikinci bölümündeki konuysa siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu bizlerle birlikte. Hocam duyuyor musunuz şu anda beni? Evet evet, gayet iyi duyuyorum. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Rejideki arkadaşlarımdan rica edeyim, içerinin sesini biraz daha açabilir miyiz arkadaşlar? Ben hocamı duyamıyorum çok fazla. Hocam şu anda bir konuşabilir miyiz? Tabii tabii, seve seve. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar hocam, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Jenerikte böyle yemekler, şeyler, daha işte sevimli konular vardı ama. Hocam hayata dair olduğu için. Baştan söyleyeyim. Konu hayata dair olduğu için her şey var ama biz tarihi seçime günler kala artık siyaseti konuşuyoruz. Bakalım neler olacak, siyasetçiler neler söylüyor yaptıklarıyla, yapacaklarıyla, vaat ettikleriyle. Tabii bir de siyasal iletişim uzmanlarından da dinliyoruz. Bakalım nasıl görüyorlar sahayı, bu çalışmaları nasıl görüyorlar. Bunları da analiz ediyoruz ama sizi inşallah iyi günlerde böyle yemekli falan programımıza da bekliyoruz diyelim. Seve seve, vallahi hep çalışmayalım, biraz da eğlenelim. Peki hocam, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bulduk, diyorum yayınımıza. Ben hemen değerli izleyicilerimize bir soruları WhatsApp numaramızı vermek istiyorum. Çünkü size mutlaka sorular gelecektir. Değerli izleyicilerimiz 0530-848-13-12'den İbrahim hocama sorularınızı iletebilirsiniz. Tekrar ediyorum 0530-848-13-12. Sayın Uslu, şimdi şöyle başlamak istiyorum. Mitingler başladı. Bununla alakalı da tabii bazı eleştiriler de var. Şimdi miting alanları çok kalabalık. Bir kısım diyor ki miting alanları gerçekten çok kalabalık. Bir kısım da diyor ki fotomontaj var. Siz bu saha çalışmalarını nasıl görüyorsunuz, nasıl analiz ediyorsunuz? Önce buradan başlamak isterim. Şimdi tabii fotoğrafı nereden çektiğiniz, kamerayı nereye koyduğunuz, bunlar o miting alanlarındaki görüntünün olduğundan çok görünmesi ya da olduğundan az görünmesi üzerinde etkili olabiliyor. Bunu biliyoruz yani. Ben de amatör fotoğrafçıyım. Dolayısıyla hani kamera nerede durursa, bakış açısı nerede olursa, neyi nasıl gösterirsiniz falan.
Bunlar bilinen teknikler ama sonunda çok yüksek bir mobilizasyon olduğunu biliyoruz. Seçmende çok yüksek bir mobilizasyon var. Muhalefet seçmeni çünkü ilk kez son 20 yıldır belki bu kadar umutlu. Niye? Çünkü bir yarış, bundan önceki yarışlarda aslında gerçekte bir yarış bile olmuyordu. Evet, görünürde bir yarış vardı ama rekabet yoktu. Niye? 2014'te ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı Türkiye'de. Ve o seçimde biliyorsunuz bir ortak aday vardı, Sayın Ekmelettin İhsanoğlu, CHP ve MHP'nin ortak adayı, bir de AK Parti'nin adayı Sayın Erdoğan vardı. Ve yarış işte 38'e 51,5 bitti. Yani arada 13 puanlık bir fark vardı. Dolayısıyla arada 13 puanlık bir fark olduğunda bir rekabetten bahsedemiyorsunuz. Tabii o yarışta Selahattin Demirtaş da vardı, o da %10 civarında bir oy aldı. O da zaten rekabet içerisindeki adaylardan biri değildi. En azından başa yarışan şeylerden, aktörlerden biri değildi. İkincisi bundan 5 yıl önce 2018'de oldu. Orada Erdoğan Cumhur İttifakı'nın ortak adayı, muhalefet ortak bir adayı gösteremedi. Çok sayıda aday vardı. En yüksek oyu alan aday Muharrem İnce oldu, CHP'nin adayı. Ama Muharrem Bey %30 civarında bir oy aldı. Erdoğan 52,5 civarında bir oy aldı. Ve dolayısıyla 22,5 puanlık bir fark vardı. Şimdi oysa ki bu yarışta kimse artık böyle 10 puanlık, 20 puanlık falan farklardan bahsetmiyor. Bir anket açıklamayacağım ama yani bugüne kadar açıklanan, kamuoyuna açıklanan çok sayıda anket oldu. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarında, Nisan ayında, hatta Mayıs'ın başında da araştırmalar yayınlandı. Bu arada görebildiğimiz bir kere böyle bir makas söz konusu değil. İkincisi Sayın Erdoğan önde değildi. Birçok araştırmada Sayın Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu gördük. Bitirmeye yakın olduğunu gördük. Hatta birçok araştırmada, hatta son 1,5 yılda Sayın Erdoğan'ın 45 şeyini, tavanını kendisi açısından kıramadığını gördük. Öyle olunca tabii bu tablo, bu tür bilgiler, bu tür araştırma verileri muhalefet seçmeninin umutlanmasını sağladı. Ayrıca muhalefetin birlikte hareket edebildiğini görüyor olması, benzer bir coşku 2019'da da yaşanmıştı, hatırlayacaksınız. Orada da özellikle ittifakın, yani o taban ittifakının muhalefetin ortak adayı gösteremeyi başardığı yerlerdeki seçmenlerin büyük bir coşkuyla o kampanya sürecini geçirdiklerini gördük. Aynı şey İstanbul'da söz konusuydu. Hele ikinci İstanbul seçiminde inanılmaz bir coşku vardı yani seçmende. O mobilizasyonu falan görebiliyorsunuz. Artık orada süreç toplumsallaşıyor yani. Kampanya sadece partilerin, bazen öyle olur, bazen sadece partilerin ve adayların yürüttüğü bir faaliyettir. Bazen öyle değildir. Süreç toplumsallaşır, toplum kendisi kampanyayı yönetir. Adaylar falan topluma uyum sağlamaya çalışır. Partiler falan topluma uyum sağlamaya çalışır. Benim gördüğüm birçok yerde bu yaşanıyor şu an. Özellikle muhalefet seçmeninde. Çünkü muhalefet seçmeni moralli. Öyle olunca da siyaset toplumsallaştı, kampanyalar da toplumsallaştı. Öyle olunca da o mitik meydanlarındaki coşku sentetik, yapay falan filan değil. Ama onun yanında iktidar tarafında ben en azından hem araştırmalarda hem de kişisel gözlemlerimde bu coşkuyu göremedim. Orada bir tedirginlik var, yorgunluk var. Öyle olunca neredeyse Sayın Cumhurbaşkanı'nın her mitinginde işte şeyde kamu görevlerine yollanan talimatnameleri gördük. Her kurumdan şu kadar insan gelecek, her karşılama var, mutlaka gelin, herkes orada olsun, yoklama alacağız falan. Şimdi işin içerisine talimatla, zorla, gönülsüz bir biçimde insanları oraya toplamaya başladığınızda süreç sentetikleşiyor. Toplumsal olmaktan çıkıyor. Profesyonel bir faaliyete dönüşüyor. Ona rağmen Cumhur İttifakı'nın mitinglerinde de bir kalabalık yok muydu? Vardı. Ama işte ikisi arasındaki fark, biri daha organik ve seçmenler o coşkuyu gösterebilmek için, o sürecin parçası olduklarını ve sahiplendiklerini gösterebilmek için meydandaydılar. Kimisinde talimatla, görevle vesaireyle anca taşıyarak falan insanları oraya toplayabiliyorsunuz. Çünkü liderler güçlerini göstermek istiyorlar. Öyle olunca da hele bir de büyük güçlü liderler ya da güçlü algısı pekişmiş olan liderler bu tür manzaralar boş meydanlara konuştuğunda onlar açısından bu çok zarar verici ya da yıkıcı olabiliyor. Çünkü o bütün algı ya da imajları bir anda yerle bir olabiliyor. Onun yerine işte aman ne olur ne olmaz diye orada takviye ediliyor. Ama diğer tarafta
Benim gördüğüm muhalefet seçmeni gerçekten süreci benimsedi ve adayların önünde gidiyor. Birçok noktada adayların önünde gidiyor. Mesela bu işbirliklerine vesaireye yönelik şeyleri, tutumları falan partilerden, siyasetçilerden çok daha cesurdu ve siyasetçileri işbirliğine zorlayan seçmenin kendisi oldu. Niye seçmen? Çünkü artık uzun zamandır bir sistem içerisinde yaşıyor. Bir reform talebi var ya da yenilenme talebi var. Öyle olunca da bunu yapacak şeyleri, kadroları, partileri kendisi adeta zorladı yani. Masada oturun, masadan sakın kalkmayın, masadan kalkanı işte cezalandırırım dedi. Tüm basaya olan destek birlikte hareket etmeye daha doğrusu %90'ların üzerine çıktı. O kadar çok arttı ki biz artık ölçmeyi bıraktık yani. Ne zaman sorsak %95'in üzerinde işbirliğine bir destek vardı. O işbirliği hala geliyor falan. O yüzden benim gördüğüm uzun zamandır 2019'da ilk kez bunu belli illerde görmüştük. Şimdi Türkiye geneline yayıldı. Çünkü Türkiye genelinde işbirlikler var. Öyle olunca da süreç toplumsallaştı. Kampanyalar toplumsallaştı. Öyle şeyle hani kamera hileleriyle ya da daha sonra dijital manipülasyonlarla falan şey değil. Bugün işte İstanbul mitingi olacak, görünecek. Çünkü drone ile çekiliyor. Tepeden canlı görüntü, hiçbir müdahale yok. Ve o meydana kaç kişinin toplanabileceğini biliyoruz. En azından uzmanları biliyorlar yani o meydan kaç kişilik, kaçta kaçı doldu falan diye. Oralardan takip ediyoruz. Bence bu kampanyanın en önemli özelliği 2019'da belli illerinden sonra ilk kez uzun zamandır Türkiye'de bir şey kampanya toplumsallaştı ve kampanyasında seçmenler tarafından sürdürülüyor. Yani siyasetçiler tarafından değil, seçmenler tarafından sürdürülüyor. Siyasetçiler onlara uyum sağlıyorlar. Hocam peki şimdi tabii bir tarafta dediniz ki işte coşku var, diğer tarafta biraz daha hantallık var. Millet İttifakı'nda belki de yani belki de değil zaten insanlar bunu bekliyor. İşte ümitleri var. Hani daha güzel olacak, her şey daha güzel olacak diye bekliyorlar. Belki de onun coşkusunu yaşıyorlar. İşte Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman o iktidarın yıllardan beri gelen hantallığı, yorgunluğu, işte görev adamı olmaları belki de şeyde bulunduğu için böyle bir hava seziliyor diyebiliriz, değil mi? Öyle, öyle hakikaten. Şimdi 20 yılın sonunda topluma heyecan vermek gerçekten de kolay değil. Ne bir lider için kolay, ne de adaylar için kolay. Şimdi aday gittiğinde zaten seçmen sizi ezbere biliyor. Söyleyeceğiniz yeni bir söz yok. Zaten yeni bir söz söyleyemiyorsunuz. O yüzden de sadece bu siyaset biliminde negatif partizanlık diye kavramsallaştırılan bir taktiği kullanmak zorundasınız. O da ne? Aslında seçmen size ayılıp bayılmıyor. Sizi çok başarılı da bulmuyor. Ve bu durumda nasıl onun oyunu alacaksınız? Bir tek yöntemle, eğer rakiplerinizden nefret ettirmeyi başarırsanız rakipleriniz olmasın diye gelip size oy veriyorlar. O yüzden de gittikleri her yerde ya savunma sanayindeki başarılarını ya da muhalefetin ne kadar kötü, ne kadar tehlikeli, ne kadar korkunç işler yapacağını anlatıyor. Ve bunun üzerinden oy toplamaya çalışıyorlar. Ama bu insanların sürekli olumsuzluklar duyduğu, sürekli nefret sözcükleri, öfke sözcükleri duyduğu şeyler, kampanyalar insanlarda zaten heyecan yaratmıyor. Çok olsun öfke yaratıyor, kötümserlik yaratıyor. Kaygı ve korku yaratıyor, endişe yaratıyor. Şimdi kaygılı, korkulu, endişeli olduğunuzda çok olsun bir agresyon gösterebilirsiniz ama bir coşku, moral, motivasyon, katılım, sürecin parçası olayım falan bunlar olmaz. Şimdi bu tehlikeli bir silah, iktidarın kullanmaya çalıştığı negatif partizanlık. Bir de kendine de zarar veren bir şey. Niye? Çünkü bu sefer rakip seçmenlerden oy alma olasılığımız yok. İşte o yüzden zaten bu stratejiyi uzun zamandır kullandığı için, daha doğrusu bundan hiç vazgeçmediği için 2019'dan bu tarafa, Sayın Erdoğan bir tavana geldi ve o tavanı 1,5 yıldır falan hiçbir zaman kıramadı. Oradan aşağıya indi süreç içerisinde. Sonra bir daha orayı elinden gelen bütün gayreti göstermesine rağmen kıramıyor. Niye? Çünkü siz diğer seçmenlere karşı, diğer partilere karşı bu dili kullandığınızda onların ne kadar kötü, ne kadar korkunç, ne kadar berbat şeyler yapmaya hazır olduklarını falan anlatırsanız, hatta işte artık dinsiz, imansız, kitapsız, ezansız, bayraksız, vatansız falan şeklinde
yani hani kavgada bile söylenmeyecek sözleri dahi telaffuz ederseniz, o zaman o seçmenden size oy gelmiyor doğal olarak. Yani her gün incittiğiniz seçmenin oyunu alamazsınız. Evet, kendi seçmenini konsolide etti. Ve işte ikinci yan tesiri de coşku, motivasyon, heyecan, siyasal enerji falan kalmıyor. Çünkü öfke, nefret insana iyi şeyler yaptırmıyor. Motivasyonlu, morali yüksek işler yaptırmıyor. Ama diğer tarafın morali çok yüksek. Çünkü yeni bir iktidar gelecek, bir dönem kapanacak, yeni bir dönem açılacak. Ülke işte bir reform programı var. Hani beğenin beğenmeyin, eksik fazla ama parlamenter sistemden bahsediliyor. Yeni bir siyasal sisteme geçiliyor. Yeni bir anayasadan bahsediyorlar. Kurumların yeniden inşasından bahsediliyor, devlet kurumlarının. İşte politikaların tamamen yeniden inşasından, yeni politikalardan bahsediliyor. Ve bir toplumsal yenilenme, tazelenme umudu var bir tarafta. Öbür tarafta ise yani biz geldik, yoksa zaten ülke bitti, battı ve hepinizin başına gelebilecek ne kadar korkunç şey varsa hepsi birden gelecek. Yani sadece biri de gelmiyor. Bir taraftan FETÖ geliyor, bir taraftan yani dinci bir örgüt, öbür taraftan Marksist sol bir örgüt PKK geliyor aynı anda. Diğer taraftan işte zaten bütün toplum eşcinsel oluyor falan. Diğer taraftan din zaten yasaklanıyor artık, o anlama geliyor çünkü din düşmanı bunların hepsi falan. Yani dolayısıyla da hani bir ülkenin başına gelebilecek ya da ortalama bir muhafazakar insanın başına gelebilecek ne kadar bir kötülük varsa hepsi onun başına gelecek. Şimdi bu korkuyu insanlara verdiğinizde zaten o insanda siyasal enerji de kalmaz, yaşam enerjisi de kalmaz. Sadece bir öfke, korku, tedirginlik, kaygı falan olabilir. Allah'tan bizim insanımız çok şey oldu, basiretli olduğu için, sağduyulu olduğu için bu kadar negatif propaganda karşısında yani istenmeyen toplumsal şeyler, gerilimlere falan neden olmuyor. Aklı selim davranıyor. Ama tedirgin mi? Tedirgin. Yani şey, iktidar seçmenlerine baktığınızda korkuyor. Gelecekte ne olacak? Başına neler gelecek? Onu bilemiyor falan. Şimdi böyle bir insan, yani korkan, ürken, önünü göremeyen, umudu kalmamış, yani ya bizimkiler gelecek, bizimkiler gelirse zaten enflasyon, işsizlik, adam kayırma falan var. Öbürleri gelecek olursa başıma gelmeyen kalmıyor. Ben ne yapacağım diyor şimdi. Şimdi bu çok kötü bir psikoloji. Yani siyaset psikolojisi, insan psikolojisi açısından baktığınızda bu kötü bir psikoloji. Ama karşı taraf öyle değil yani. Onlar çok umutlu. Her şey değişecek, her şey güzel olacak. Ve şey, umudu taşıyorlar, umudu paylaşıyorlar. Öyle olunca her iki tarafın siyasal enerjisi arasında hani sadece o 20 yıllık yorgunluğun ötesinde bir de bu kampanya döneminden, sürecinden, hatta 2019'dan beri yürütülen, benimsenen söylem nedeniyle bir yorgunluk, kaygı ve umutsuzluk var. Peki hocam, hazır yeri gelmişken şunu da size sormak istiyorum. Şimdi Cumhur İttifakı eğer gelirse başa yeniden, sizce süreç nasıl olur? Yani daha mı kötü olur? Bir siyasal iletişimci olarak size tabii bunu sormak istiyorum. Ya da Millet İttifakı gelirse, hani herkes diyor işte ekonomi daha kötüye gidecek, zaten bir enkaz bırakılıyor, her şey daha kötü olacak. Sizin gözleminiz burada bizim için çok kıymetli. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi eğer Cumhur İttifakı yeniden kazanacak olursa, birincisi artık parlamentoda çoğunluklar olmayacak. Yani Cumhurbaşkanlığını alabilirler ama parlamentoda çoğunluklar olmayacağını biliyoruz. Yani bu şey Mayıs ayına kadar ya da yasaklara kadar yapılan bütün araştırmalarda şeyin parlamento çoğunluğunu, yani 300 artı 1'i alamayacakları görünüyordu. Orada tahmin edilen oy oranları ve o oy oranlarıyla alınabilecek milletvekili sayısı tahminlerini bir üste koyduğunuzda 300 artı 1'i buluyor. Şu an olduğu gibi AK Parti'nin yapabilme gücü ve iktidarı olmayacak. Evet, Sayın Erdoğan'ın anayasadan gelen Cumhurbaşkanı olarak bazı yetkileri var. Ama iş yasa çıkarmaya geldiğinde bir artık eskisi kadar rahatlıkla yasa çıkaramayacak. Bir yasa çıkarabilmesi için parlamentoda uzlaşı araması gerekecek. Tabii parlamentoda uzlaşı aramaya başladığında da eskisi gibi bir gövde gösterisi yapamayacak, güç kullanamayacak. Çünkü bir şekilde şeyle muhalefeti de ikna etmesi gerekecek. O zaman da tavizler vermesi gerekecek. Birincisi bu. İkincisi yine bir Cumhurbaşkanı olarak aklına esen konuda istediği kararı alamayacak. Niye? Çünkü parlamentoda ertesi gün muhalefet
istediği kanunu çıkarıp Cumhurbaşkanı'nı bazı şeyler yapmaya zorlayabilir. Şimdi bu şeyde Fransız sisteminde buna kohabitasyon deniyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın parlamentoda çoğunluğa sahip olmaması ya da Amerikan sisteminde topal ördek diyor, deniyor bu tür dönemler için. Yine başkanın şeyde kongrede yeterli sayıda çoğunluğa sahip olmaması. Bu tabii şeyde dünyada bir demokrasi kültürü var. En azından bu iki ülkede demokrasi kültürü var. Ve o demokrasi kültürüyle sistem çatışmadan, uzlaşarak sorunu çöze çöze, belki biraz yavaş ama şeyi yönetmeye devam ediyor. Şimdi Türkiye'de bir de Sayın Erdoğan'ın üslubuna baktığınızda bugüne kadar ki böyle bir deneyimi hiç yok. Böyle bir kültürü de hiç yok. Yani her zaman hem hükümette hem parlamentoda çok büyük bir şeye, güce sahip oldu. Öyle olunca da şey istediğini yaptı, istemediğini yaptırtmadı. Muhalefet mesela işte kadın cinayetleriyle ilgili araştırma komisyonu kuralım dediğinde bu reddedildi. Ya da yolsuzlukları soruşturmak için araştırma komisyonu kuralım dediğinde bu reddedildi. Şimdi bunlar reddedilemeyecek. Niye? Çünkü muhalefet çoğunlukta olacak. Her türlü olayın üzerine gidebilecek ve daha da güzeli, hükümeti gerçek bir biçimde denetleyebilecek. Parlamento ilk kez belki son 20 yıldır denetim görevini yapabilecek. Azınlıkta olduğu için Sayın Erdoğan parlamentoda. O yüzden Erdoğan'ın işi gerçekten çok zor. Bütün güçler elindeyken bile bu son döneminde özellikle başkanlık sistemine geçtikten sonra toplumsal ihtiyaç alanlarının hiçbirinde kendi seçmenini dahi memnun edecek bir performans gösterememişken bunu nereden çıkarıyoruz? Ölçüyorum da oradan çıkarıyorum. Bu şirketlerin performans değerleme sistemleri vardır. Hem çalışanların hem müşteri memnuniyeti ölçüm teknikleri vardır. Benzer ölçüm tekniklerini kullanarak biz de vatandaşın hükümetten memnuniyetini ölçümlüyoruz. Diyelim ki 2011'de kendi vatandaşının, kendi seçmeninin, özür dilerim, hükümete verdiği karne notu, başarı notu 10 üzerinden 7,5-8 iken bu bugün 5'e düşmüş durumda. Kendi seçmeni 5 veriyor. Yani kalma çizgisinin bir tık üstünde. Peki genel vatandaştan, ortalama bütün tüm seçmenden ne kadar not alıyor? Orada 3 alıyor. 3 10 üzerinden geçmez demek, biliyorsunuz. Sınıfta kaldınız demek. Şimdi dolayısıyla yani o şeyden 8'den 5'e, 5'ten 3'e düşmek bir gösterge, bir mutsuzluk var. Vatandaş mutsuzluğu var. Şimdi dolayısıyla da bu vatandaş, yani elinizde bütün güç varken vatandaş mutluluğu yaratmayı başaramamışken, elinizdeki güçlerin bir kısmını kaybettikten sonra ve karşınızda gerçek bir güç dengesi oluştuğu zaman vatandaş memnuniyetini nasıl sağlayacaksınız? Buna şu an için yürütülen kampanyada ne AK Parti'nin ne de Sayın Erdoğan'ın verdiği bir yanıt yok işin doğrusu. Biz yaparız, biz yaptık zaten. Zaten yapmak üzereydik. Enflasyon falan da çok da sorun değil canım, hallediyoruz biz. Zaten güçlü, yani güçlü de ekonomi takımı kuracağız diye seçim vaadi verdiler. Yani o Türk Cumhuriyeti siyasal tarihinde ilk kez böyle bir şey oldu. Yani güçlü ekonomi takımı kuracağım dedi. Yani takım falan yok. Yok, politikaları yok. Seçildikten sonra bakacağız o işlere. Şimdi bu yaklaşım, bir de parlamentoda çoğunluğunu kaybetmişken tabii arzu ettiği ölçüde ya da vatandaşı mutlu edecek ölçüde bir yönetim performansı göstermesine imkan yok. Orada muhalefetin şansı çok yüksek. Büyük bir uzlaşı üzerine geliyor. Geniş bir insan kaynağı var ve ne yapıp ne edeceğine dair yol haritasını zaten şu ana kadar bir yıl öncesinden başladı. Hatta 1,5 yıl öncesinden paylaşmaya başladı. Son 1,5 yıldır biz muhalefetin ne yapacağını, ne edeceğini biliyoruz. Yani parlamenter sistem dediğinde neyi kastettiğini, bunu hayata geçirmek için ne tür bir anayasa değişikliği yapacağını hepsini bize açıkladılar. Ve hangi hükümet programını uygulayacaklarını, ortak politikalar metni 2400 maddeden oluşan, bunları da bize söylediler. Şimdi seçmen bunları görmeyi istiyor. Bunları yapabilecek insan kaynağı olduğunu biliyoruz. Çok sayıda parti söz konusu ve hepsinin zengin insan kaynakları söz konusu. O yüzden benim gördüğüm şu anki tablo içerisinde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını birinci tur olmadı, ikinci turda hani burun farkıyla falan kazanması durumunda şu ana kadarki performansını bile göstermesini ben beklemiyorum. Çünkü böyle bir yönetim durumuna hiç alışkın değil. Böyle bir kültürü yok. Niye? Şimdiye kadar her zaman her tarafta büyük bir güçle ülkeyi yönetti. Ama karşısında gerçek bir güç dengesi kurulduğunda ve parlamento ayağını kontrol edemediği zaman sadece yürütmedeki başarılı performansı ve uzlaşı yeteneğiyle ülkeyi yönetebilir mi?
ki uzlaşı yeteneği olmadığını da biliyoruz. Daha çok kavga kültürü var. Orada ciddi soru işaretleri var. Ama muhalefet bu konuda hakikaten bugüne kadar iyi bir sınav verdi. Zaman zaman bazı tartışmalar yaşasa bile sonra da o tartışmanın üzerinden bir iki gün geçtikten sonra sorununu çözdü. Yeniden uzlaşıyı, yeniden mutabakatı sağlamayı başardı. O yüzden benim gördüğüm şu şey içerisinde, şu anki konjonktür içerisinde iktidarın bu verili koşullar altında uzlaşarak ülkeyi daha mutlu bir biçimde ve daha başarılı biçimde yönetme potansiyeli çok daha yüksek. Hocam şimdi seçime artık 8 gün kaldı. Seçim yaklaştıkça da Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da sürekli vaatlerde bulunuyor. Yani hani maaşları yükseltme vaadinde bulunuyorlar. Daha birçok aslında vaat var. Yani bu da seçmeni aslında yapmış oldukları bu politika, bu strateji biraz heyecanlandırıyor. Sizce bu durum seçimleri ne kadar etkiler ya da etkiler mi? Şimdi bir miktar etkilediği aşikar. Fakat bu son günlerde söylenen tekrar, şimdi onun için bir kere güven oluşturmuş olmanız lazım. Seçmenin size güvenmesi lazım. Evet, bu diyorsa bunu mutlaka yapar demesi lazım. Yok ya, bu seçim geldi de bizim gözümüzü boyamaya çalışıyor duygusunun seçmende gelişmemesi lazım. Şimdi şeyde Haziran ayının sonundan itibaren AK Parti biliyorsunuz arka arkaya seçim ekonomisi olarak nitelendirebileceğimiz adımlar attı. Evet. Benim şey, yani bütün yaşam sürecim boyunca ilk kez 57 yaşındayım. Asgari ücret 6 ayda güncellendi mesela. Bu bir yenilikti. Arkasından memur maaş zamları geldi. Ocak'ta bir daha memur maaş zamları geldi. Emekli maaş zamları geldi. EYT, sosyal konut, bu kamu personelini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge falan gibi çok sayıda adım atıldı. Peki bu süreç boyunca ne oldu? Oyları AK Parti'nin yeniden %50'ye mi çıktı? Hayır, sadece 5 puan arttı. Zaten %30'lar falan seviyesine düşmüştü. İşte üzerine bir 5 puan koydu. Sonra bu ocakları geçtik, Ocak ayının ortasına falan geldiğimizde rakam yaklaşık buralardaydı. Sonrasında zaten deprem yaşandı maalesef Şubat ayı içerisinde. Arkasından yine bazı müjdeler verdi, olumlu adımlar atmaya çalıştı. Ve fakat artık o oraların üzerine çok fazla çıkmayı başaramadı. Şimdi demek ki bu tür şeylere, politikalara duyarlı bir seçmen grubu var. O seçmen grubunu etkiledikten sonra bitiyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bu Haziran, daha doğrusu Temmuz, Ocak arasında attığı adımlarla orada bunlara duyarlı. Aynı zamanda da ideolojik olarak yeniden AK Parti'ye oy vermeye mütemail ya da onunla uyumlu seçmenlerin miktarı zaten o kadardı ve onları topladı. Ama onun ötesine geçmesi için kendini değiştirmesi gerekiyor. Yani niye? Çünkü diğer seçmenlerin beklentileri çok başka. Sadece maddi beklentiler içerisinde değil. Hukuk devleti istiyor, demokrasi istiyor, özgürlük istiyor, eşitlik istiyor, adam kayırmacılık olmasını istiyor, anayasal güvenceler istiyor, uluslararası topluma entegrasyon istiyor ya da toplumsal cinsiyet eşitliği istiyor ya da hayvan hakları konusunda, iklim konusunda bazı adımlar atmasını istiyor. Şimdi bunları yapabilmesi için iktidarın ve Erdoğan'ın kendisini değiştirmesi gerekiyor. O da çok zor tabii yani şu. Bir de kendilerinden çok memnunlar, zaten şikayetçi değiller. Öyle olunca da bu seçmen kitlesini sadece ekonomik gerekçelerle ya da teşviklerle etkileyemiyorsunuz. Çünkü hukuk devleti duyarlılığı varsa, özgürlük duyarlılığı varsa maaşına biraz daha zam yapayım dediğinizde yani kusura bakmayın diyor, benim size oy vermeme nedenim maaşlar değil yani özgürlükler, demokrasi, insan hakları falan filan diyor, insan hakları diyor. Öyle olunca da onu etkileyemiyorsunuz. O yüzden bunların bir limiti var. Muhalefet bu anlamda biraz daha şanslı. Niye? Çünkü o muhalefet yönetebilme, sorun çözebilme yeteneğini gösteriyor. İktidarsa bir tür siyasi rüşvet dağıtır gibi oluyor. Gerçek sorunları çözdükten sonra böyle hani üzerine vaat edeceğiniz her şey bir tür siyasi rüşvetmiş gibi algılanıyor seçmen tarafından. O yüzden daha önce de bu üzerinden, vaatler üzerinden iktidar olma stratejisi çok kullanıldı. Mesela Demirel, hatırlayın, kim ne veriyorsa beş fazlasını vereceğim dedi. İki anahtar vaat etti falan. Evet, iktidar oldu koalisyonla birlikte. Fakat almış olduğu %27 idi yani. Yani o kadar çok bol keseden vaat verdiğinizde %50'lere, 60'lara, 70'lere falan gelemiyorsunuz. Ya da işte bunu zaman zaman diyelim ki Genç Parti de neredeyse bir dönem cenneti vaat ediyordu. İşte %7,5'da kalıyor. O yüzden de hani böyle çok vaat etmek demek
otomatik olarak çok oy almak anlamına gelmiyor. Onun bir limiti var. Bunlara duyarlı olan bir seçmen grubu var. O grubu topluyorsunuz. Yani işte AK Parti'ye iki neden oy veriliyor. Bir siyasal kimlik, ideolojik gerekçelerle işte %30'lar civarında bu. Üzerine işte 4-5 puan da bu ekonomik duyarlı olan seçmen grubu geldi. İşte oralarda kaldı ama artık %50 artı bir falan söz konusu değil. İttifakla falan toparlamaya çalışıyorsanız orada da belli bir rakama geliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi süreç boyunca son 1,5 yıldır 45 tavanını hiçbir zaman kırmayı başaramadı. Bu son 10 günde kırabilir mi falan. Ben trend analizi yaptığımda bunu çok mümkün görmüyorum. Bir de oy alabileceği bir havuz kalmadı. Dolayısıyla artık ekonomik teşvikle daha fazla oy üretmesine imkan yok. Bazen bir şeye geldiğinizde, tavana geldiğinizde CHP mesela bunu deniyor. Uzun yıllar bir aralıkta sıkıştı, kaldı. Bir sosyolojiye yaslandı. O sosyoloji yavaş yavaş gelişiyor ya da gelişmiyor. Bazen tersine de gelişebiliyor, azalabiliyor bu sosyoloji dünyadaki konjonktüre bağlı olarak. O zaman onu büyütmek istediğinizde yapacağınız bir tek şey var, yani kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ya da daha önce İngiltere'de Tony Blair'la İşçi Partisi'nin yaptığı şey, yani işte bir şey var, kapitalizm var, bir sosyalizm var, ikisi arasında sıkışmış bir toplum var. Üçüncü yol dedi, çıktı ve İşçi Partisi'nin uzun yıllar aradan sonra iktidar yapmayı başardı. Yani bazen partilerin ve liderlerin kendini değiştirmesi gerekiyor. Bazen de partilerin lider değiştirmesi gerekiyor. Yani lider kendini değiştirmiyorsa o zaman yeni bir liderle yola devam etmesi gerekiyor ki o sosyolojik bariyerlerin ötesine geçebilsin. Ama AK Parti de bunların hiçbiri söz konusu değil şu an için. Aynı ideolojik formasyon, aynı lider. Lider üstüne üstlük söylemlerini hiç değiştirmiyor. Son 5 yıldır aynı. Partinin pozisyonu değişmiyor. İttifakın pozisyonu değişmiyor. İttifaktaki söylemler aynı. Öyle olunca tabii bir şeye, sosyolojik, ideolojik çerçeve içerisinde sınırlanmış oluyorsunuz. Artık ekonomik teşviklerle alabileceğiniz oyun miktarı sınırlanıyor. Benim gördüğüm en büyük handikapı bu Cumhur İttifakı'nın. Peki hocam, bir izleyicimiz sormuş. Bunun cevabını gerçi vermiştiniz ama şu anda anketlerde kimin önünde, Cumhur İttifakı'nın mı, Millet İttifakı'nın mı önde olduğunu sormuş bir izleyicimiz. Cumhurbaşkanlığında başka, parlamento seçimlerinde başka. Cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu biraz daha önde götürüyordu ama henüz %50'yi garantiye almamıştı. Bu araştırma açıklama yasakları gelmeden önceki tablo buydu. Benim takip ettiğim, güvendiğim şirketlerin tamamında aynı tablo söz konusuydu. Parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan biraz daha fazla milletvekili çıkarıyor. Ama muhalefetten daha fazla milletvekili çıkarmıyor. İkisini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Millet İttifakı'ndan biraz daha fazla milletvekili çıkaracak. Ama 300 artı 1'i bulamayacak. Muhalefet mecliste çoğunlukta olacak. Biraz önce o yüzden o değerlendirme yaptım. Yani Sayın Erdoğan kazansa bile artık parlamentoda çoğunluğu olmayacak derken bunu kastediyordum. Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplam milletvekili sayısı Cumhur İttifakı'nın çok üstünde olacak. Öyle olunca da Sayın Erdoğan'ın parlamentoda velev ki yani birinci tur olmadı, ikinci turda Cumhurbaşkanlığını alsa bile işi çok zor. Çünkü artık karşısında gerçek bir siyasi güç ilk kez olacak. Yani seçildiğinden bu tarafa, 2002'den bu tarafa ilk kez gerçekten karşısında bir onu dengeleyecek bir güçle birlikte ülkeyi yönetmek ya da siyasetini yapmak durumunda kalacak. Pekala. Şimdi hocam, bir de geçtiğimiz hafta Sayın Babacan'la Sayın Kılıçdaroğlu bir mutfakta video çektiler Kılıçdaroğlu'nun evinde. Bununla alakalı da yine bir soru gelmiş izleyicimizden ama benim de bu konuyla alakalı bir sorum vardı size. Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın mutfak siyasetine dair siz neler söylemek istersiniz? Şimdi bir Sayın Kılıçdaroğlu'nun şeyi vardı, yani uzun zamandır mutfağından ya da evinin kütüphanesinden hitap ediyor seçmenlere. O bence kıymetli bir işti. Ben bunu çok etkileyici buldum. Niye? Biz bir kere Kılıçdaroğlu'nun özel yaşam alanlarını gözlemleme şansına sahip olduk. Şimdi biz liderler hep kameraların karşısında takım elbise, kravat, etrafında bir sürü insan falan ya da sahnede vesaire falan hep o anlarda görmeye alışkınızdır. Gerçek hayatlarını asla gözlemleyemeyiz çünkü oraya sokmazlar. Sayın Kılıçdaroğlu bütün hayatının geçtiği mekanları bize açtı. Öyle olunca seçmen onu biraz daha yakından tanıma imkanını buldu. O şeyle birlikte evinin
dönemde biz evinin neredeyse bütün odalarını gördük. Hatta yani banyosunu gördük tıraş olurken Sayın Kılıçdaroğlu'nun mum ışığında falan, hatırlayın. Öyle olunca evet, biz onun hayatının parçası haline geldik ve bütün seçmenler şunu fark ettiler. Yani bu hakikaten bizim gibi bir insan. Yani bizim evimizle onun evi arasında hiçbir fark yok. Samimiyet göstergesi diyebiliriz değil mi hocam? Samimiyet, tevazu ve toplumun bir parçası olduğunu, toplumun organik bir parçası olduğunu net bir biçimde gördüler. Yani bir tarafta işte artık sadece saraylarda yaşayan bir şey var. Siyasetçi var, devlet başkanı vasfı var, tamam, ama onun dışında da işte yani aynı anda kaç tane sarayı birden kullanabiliyor? Şimdi saymaya kalksak emin olun şeyi unuturuz. Diğer tarafta da Ankara'nın herkesin yaşadığı mütevazi bir semtinde, mütevazi bir evde. Yani giriş katının üstünde bir apartman dairesinde diğer komşularıyla birlikte huzurlu bir hayat süren ve hepimiz gibi bir insan, yani hiçbirimizden daha farklı bir yaşam standardı olmayan bir insan gözlemlediler. O Kılıçdaroğlu ile ilgili zihinsel bariyerlerin yıkılmasında çok etkili oldu. Sonra biz o, yani nasıl ki bize eşimiz, dostumuz, sevdiğimiz insanlar geliyor, işte oturuyoruz, bazen mutfakta gidip çay içiyoruz, sohbet ediyoruz ya da işte sigara kullananlar gidip salonda değil mutfakta içer falan, benzer bir görüntü. Yani işte önce salondan fotoğrafları gördük ailece, işte mütevazi börekler falan yiyen insanlar falan, değil mi? Öyle tanımadığımız, bilmediğimiz şeyler söz konusu değil. Hepimizin evine insan misafir geldiğinde neler yaşanıyorsa onlar yaşanmış. Sonra iki dost mutfağa geçtiler ve ekonomi ve ekonomi takımıyla ilgili ortak mesajlar verdiler. Ve o günden itibaren biz bu son haftanın artık, yani son 10 günün muhalefet açısından ekonominin tartışılacağı bir dönem olduğunu anlamış olduk. Ve o günden sonra arka arkaya ekonomiyle ilgili mesajlar vermeye başladı Sayın Kılıçdaroğlu. O videodan sonraki bir videosunda en kısa video diye paylaşmıştı onu. Eğer bugün düne göre daha fakirsen o zaman bunun sebebi Erdoğan'dır, nokta dedi, bitirdi. Çok kısa bir video. İşte sonra engellilere verilecek şeylerle ilgili sosyal politika alanına girdi. O yine ekonominin en önemli parçası. Memurlarla ilgili bir açıklamalar oldu. En düşük memur maaşına dair. Ve onu bir endekse bağladı. Yani böyle gönlümden koptu, size çok para veriyorum falan da demedi. Şu tarihte asgari ücretin 2,5 katıydı en düşük memur maaşı, rakamları açıkladı. Dolayısıyla bu orantıyı korumamız lazım dedi. Bugünse bir nokta vesaire katına şimdi çıkmış, düşmüş daha doğrusu, rakamları açıkladı. Dolayısıyla memurlar net bir biçimde gelir kaybına uğramışlar. Öyle olunca evet, asgari ücretli belki çok iyi durumda değil ama o dönemde işte bir orantısı varken artık o orantı kalmamış. Memurlar asgari ücretlere göre daha koşulları, yaşam koşulları kötüleşmiş. Ve buradan o sonuç çıktı. Ve dedi ki ben bu orantıyı koruyacağım. Değil mi? Orada da hani böyle gönlümden koptu size bol bol maaş zammı yapıyorum falan da demedi. Bir endekse bağladı falan. O da rasyonel. Yani bu biraz bu işleri takip eden veya bu işlerde ciddiyet arayan insanlar için mesela bu önemli bir şey. Benim açımdan önemliydi. Maaşlarınızı şuraya çıkarıyorum demedi. Rakam verdi, istatistik verdi, bir endeks oluşturdu ve endeks asgari ücretin en az 2,5 katı kadar memura asgari, ben ücret ödeyeceğim dedi. Dolayısıyla artık hani çalışanlar için bir asgari ücret limiti var, bir de memurlar için asgari ücret limiti belirledi ve bu ikisini birbirine endeksledi. Bence güzel bir şey yöntem bu. Daha iyi bir yöntem bulunamaz mı? Bulunabilir. Fakat ben baktığımda ister memur olayım isterse de hani biraz rakamları falan seven bir insan olarak böyle bir rasyonelin olması, bir taban belirliyorsunuz ve o tabanı bir rasyonel koyuyorsunuz. Mesela benzer bir şey asgari ücret için de olması lazım. Diyelim ki bu nedir? İşte açlık sınırı mıdır, yoksulluk sınırı mıdır? Bir şey olması lazım. Yani gönlümden koptu, hatta bir asgari ücrete zam yapılıyor ve 1000 lira da benden olsun falan deyip Sayın Cumhurbaşkanı önce sızdırılan rakamın üzerine çıkıp daha ilave zamlar yaptırarak asgari ücreti açıklıyor falan. Ya bunlar belki o an için asgari ücretlere cazip gelebilir ama asgari ücretler her şeyi de, asgari ücret güncelleme zamanı geldiğinde ya da sendikalar elleri yüreklerinde böyle oturup acaba bu sefer bize ne zam yapacaklar falan diye beklememeli. Bunu bir endekse bağlanması lazım. Bir nesnel veriye bağlanması lazım. Hı hı. Ve asgari ücretli de bilmeli ki ben şimdi bugün şu kadar 1000 lira asgari ücret alıyorum. Diyelim ki enflasyona bağlandıysa ya da işte altına bağlandıysa, Brent petrole bağlandıysa, bilmem işte en yüksek emekli işte bürokratın
maaşının yüzde bilmem kaçına bağlandıysa, bir endeks olur yani. Oraya göre bu kadar zam alacağım. Evet, evet. Evet, şu kadar zam alacağım yılbaşından sonra. Firmalar bunu bilir. Yani benim de yanımda insanlar çalışıyor. Bizim de bir şirketimiz var. Şimdi her seferinde olacak. Şimdi oraya o kadar zam yapılırsa diğer arkadaşlarımıza ne yapacağız falan diye kara kara düşünüyoruz. Halbuki bunlar endekse bağlanmış olsa, netlik olsa, dolayısıyla öngörülebilirlik olsa, şeffaflık olsa, hem ücretlisi hem işvereni buna göre ayağını yorganına göre uzatır, buna göre tedbirini alır, öngörülüsü olur. Ben o yüzden bu tür şeyleri anlamlı buluyorum. Dolayısıyla mutfak stratejisi de çok kıymetliydi. Kılıçdaroğlu'nun geniş kesimlerle buluşmasını, zihinsel bariyerlerin yıkılmasını sağladı. Ali Bey ile birlikte o ekonomi konusunda özgüven verecek seçmene, umut verecek bir açıklamalar yapması bence kritikti, değerliydi. Orada bir kadrodan bahsedildi. O kadro açıklanacak mı? Açıklanmayıp böyle sadece kadro diyerek tutacaklar mı? İsimleri görebilecek miyiz? Onu henüz bilmiyoruz. Ama bence bunların hepsi muhalefet açısından doğru adımlar, yani bir siyasal iletişim projesi olarak ya da tavrı olarak bence kıymetli adımlardı. Hocam peki şimdi Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yine bir açıklama yaptı. Dedi ki seçime online müdahale olabilir. Bunu söylemesindeki dayanak neydi sizce? Şimdi birden fazla yöntem var dünyada bunu yapmak için. Bir, bu deep fake falan dedikleri, yani derin sahtekarlıklar yapabiliyorlar. İşte benim bir görüntümü alıyorlar ya da benim asla söylemediğim ama benim sesimle bir sürü şey söylettirebiliyorlar. Bunun bir sürü şey örneğini zaten gördük. Yani işte liderler birbirleriyle ilgili övücü şeyler söylüyorlar. O çok iyi bir insan, çok güzel başarı politikalar var falan diyor. Aslında öyle bir şeyler söylemediğini biliyoruz. Bunu artık yapabiliyorlar. Dijital manipülasyon yöntemleriyle yapılabiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği buydu. Ama onun dışında ikinci bir yöntem daha var. Bu işte hatta ona da vurguda göndermede bulundu. Cambridge Analytica diyerek. Cambridge, evet. Analytica ne yaptı? Sahte görüntüler veya da ses kayıtları üretmedi. O da başka bir şey yaptı. Bizim kişisel verilerimizi illegal ya da etik dışı yöntemlerle sosyal medya mecralar üzerinden topladı. Bizleri yakından analiz etti, seçmenleri, ve bizleri etkileyecek özel içerikler üretip onun bizim önümüze düşmesini sağladı ve bu sayede seçmenleri manipüle etmeyi başardılar. Şimdi bu yöntem bir süre sonra çok yaygın ve kolayca kullanılan bir yöntem haline geldi. Şimdi hatırlayacaksınız, Cambridge Analytica çok sayıda ülkede bu tür operasyonlar yaptı, ortaya çıktı. Bir kısmı kaçtı, bir kısmı tutuklandı falan o şirketin yetkililerinin. Sonra Amerika kalktı ve bundan bir önceki seçimi kastederek Rusya bizim seçimlerimize müdahale etti dedi. Resmen açıkladı. Bunu kabul etti. Sadece bize de müdahale etmedi dedi. Avrupa'daki şu 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 seçimlere de müdahale etti. O seçimlerin listesini verdi. Ve sadece seçimlere değil, aynı zamanda referandumlara da müdahale etti. Ve İngiltere'deki bu Brexit referandumundan evet oyu, yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çekilmesi yönünde evet oyu verilmesini destekledi ve orada çeşitli manipülasyonlar yaptı dedi. Sonra dünya bunu konuşurken bundan bir süre önce The Guardian galiba onun başkanlığında Avrupa'da çok sayıda saygın medya kuruluşunda yine çok sayıda saygın gazetecinin içinde olduğu bir özel haber dosya çalışması yapıldı ve Cambridge Analytica gibi ya da bu Rusya'nın kullandığı teknikler gibi teknikler kullanan bir İsrail şirketinin varlığını ortaya çıkardılar. Müşteriymiş gibi gittiler, görüştüler ve o İsrailli şirket anlatıyor, falanca seçimde şunu yaptık, şöyle manipülasyonlar yaptık, şöyle yönlendirmeler yaptık falan diye uzun uzun anlatıyor. Bunların hepsi ses kayıtlarıyla bilmem neleriyle haberleştirildi ve dünya bir kere daha sarsıldı. Yani gelip bizim yerimize oy kullanmıyorlar belki ama etkiye açık grup seçmen gruplarını manipüle ederek bir şekilde dezenformasyon vesaire çok sayıda teknik kullanarak seçmenlerin davranışlarını etkilemeye çalışıyorlar, kontrol edebiliyorlar. Bu arada Kanada Başbakanı kalktı ve artık yaka silkerek, yani bu Çin'in bizim seçimlerimize dijital müdahale etme çabasından artık illallah dedik diye
resmen yani Trudeau bir açıklama yaptı. Bunların hepsi yani bu son ikisi bahsettiğim son iki ay içerisinde oldu. Diğerleri Cambridge Analytica ve Rusya'nın müdahalesi ise bundan bir 10 yıl öncesinden bu tarafa gelen meseleler. Yani son 10 yıldır aslında dünyada bu teknikleri kullanabilen bazı şirketler seçmenlerin davranışlarını etkilemek suretiyle seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar. Yüzde kaç başarılı oluyorlar, seçmenlerin kaçta kaçını manipüle ediyorlar falan. Bunlara dair açıklanan net veriler yok, bilmiyoruz. Onlar ya ölçülemedi ya yani gizli tutuldu. Ama böyle bir yöntem var mı? Var. Dolayısıyla şu an Türkiye'de her ikisinin, yani birisinin uygulandığını zaten hissediyoruz. Niye? Çünkü hükümetin yani hem konvansiyonel medya şey ölçüde kontrol ettiğini biliyoruz. Çok sayıda televizyonu, gazetesi, internet sitesi vesairesi falan var. Bir de troll orduları istihdam ederek ve bu tür yapay zeka falan destekli şeylerle yöntemler kullanarak bazı seçmen gruplarını etkilemeye çalıştıklarını da tahmin ediyoruz. Niye? Çünkü işte sosyal medya bu troll ordularına oradaki örgütlenmelere vesaireye dair çok sayıda bilgi sızdı. Onların içinde nasıl bilgi sızdı? Bir casusluk faaliyet falan yapılmadı. Hani takip etmeyen izleyicilerimiz için söylüyorum. İçlerinden bazılar kalktı dedi ki işte ben şuna bağlı olarak çalışıyordum. Şu ekibin altındaydım. Biz bugüne kadar şu konularda kara propaganda faaliyetleri yürüttük. İşte çalışma yöntemlerini anlattı. Her sabah bir şey olur ya da işte kalkarız açarız bilgisayarımızı. İşte arkasından bize talimatlar gelir. Birileri görseller üretir, bunu paylaşın ya da şuna yüklenmeye çalışın, şunu itibarsızlaştırın falan diye. Şimdi bunları böyle detaylı anlattılar. Anlatan bazı itirafçılar oldu. Oralardan biliyoruz ki bu tür çalışmalar sürdürülüyor. Dolayısıyla bu iki yöntem şu an yani biri net bir biçimde kullanılıyor, yıllardır kullanılıyor. Seçim zamanları dışında da kullanılıyor. İkincisi ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun almış olduğu bir istihbarat. Hatta bu Amerika gezisiyle ilgili orada sahte görüntüler üretilip orada işte çeşitli görüşmeler yaptığına dair. Bu arada bazı başka şeyler de kullanıldı. İşte bir CHP'li üst düzey görevlinin, bir diplomatın, eski diplomatın yani casuslukla suçlandığı, büyükelçileri ziyaret ettiği, onlara bilgi aktardığı vesairesi falana dair. Şimdi benim gördüğüm bu tür manipülasyonlar yapılıyor ama burada CHP bu şey gök gürültüsünü çalmak diye bu propaganda şeyinde sanatında bir teknik vardır. Yani siz biliyorsanız ki sizinle ilgili ben bir dedikodu çıkaracağım ve size zarar vermeye çalışacağım. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı buydu. Siz önceden kalkıp diyorsunuz ki İbrahim Uslu benimle ilgili böyle böyle dedikodular çıkaracak. Çıkarmaya niyetli, elimden geleni yapsın. Biz buradayız, alnımızı aklıyorsunuz. Ben artık siz onu söyledikten sonra o dedikoduları çıkarmaya çalışsam bile deşifre olmuş olduğum için etkili olamayacağım. Onu dolayısıyla da gök gürültüsünü çalmak diye bir taktik bu. Sayın Kılıçdaroğlu gök gürültüsünü böyle niyetleri olanların elinden çalmış oldu. Şimdiden sonra ne tür şey manipüle edilmiş sesler, görüntüler, kayıtlar falan çıkaracak olurlarsa olsunlar, muhalefet seçmeninin artık buna dönüp bakmayacağını, itibar etmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Niye? İlgimizi bile çekmeyecek. Zaten söylemişti bize kaç gündür bekliyorduk. İşte sonunda çıkardılar falan diyeceğiz. Ve ilgilenmeyeceğiz ve bizi etkilemesine izin vermeyeceğiz. Peki hocam, birkaç izleyicimizden gelen sorular var. Onları da size sorarak programımızı sonlandıracağım. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki merak ediyorum demiş. Hocam sorumu cevaplayabilir mi? Sizce Hüdapar Cumhur İttifakı'nda kabul gördü mü diye sormuş hocam. Görmedi ama bir reaksiyon da almadı. Yani Hüdapar geldiği için AK Parti'den kopan bir seçmen grubuna bir rastlamadık. Şimdi AK Parti seçmeninin orada tolerans eşiği çok yüksek. Yani işte daha önce biliyorsunuz şeyle Fethullahçılarla çok yakın ilişkileri vardı. Ülkenin başına bela oldu. Kalktılar, özür dilediler, helallik istedi. Seçmen onu hoş gördü ve şey görmezden geldi. Ne o ilişki yürürken cezalandırdı iktidarı, ne ilişki koptuktan sonra geçmişte niye öyle bir ilişki kurdun dediği için cezalandırdı. Ya da çözüm süreci diye bir süreç yönetti. Şimdi o dönemde ortalama milliyetçi muhafazakar bir seçmenin buna tolerans göstermesi mümkün görünmüyordu. AK Parti seçmeni onu tolere etti. Biliyorsunuz yani artık şey her hafta o dönemde BDP'lileri devlet önce şeyi Abdullah Öcalan'ın kardeşini
alıp götürüyordu İmralı'ya, görüştürüyordu. Oradan alıp götürüyordu Kandil'e. Bu arada devlet araçları, kamu görevlileri eşlik ediyordu hani bu süreç yürüsün diye. Olmadı çünkü onun bu diplomasiyi yürütebilecek bir şeyi, kapasitesi yoktu. Öyle olunca BDP ile o dönemde uzlaşıldı. BDP milletvekillerini işte belli periyotlarla, haftada bir mi, iki haftada bir mi neyse alıp İmralı'ya götürüyorlardı. Oradan alıp Kandil'e götürüyorlardı falan. O arada koruyorlardı, işte eşlik ediyorlardı vesaire. O her hafta onlar Kandil, Abdullah Öcalan ve hükümet arasında arabuluculuk yapıyorlardı, bilgi taşıyorlardı falan. Şimdi bu süreç uzun zaman sürdü. O arada Habur görüntüleri, Oslo ses kayıtları vesaire gibi bir sürü yine ortalama bir seçmenin asla kabul edemeyeceği olay yaşandı. Hatta daha ileri gidildi. Artık bir süre sonra Güneydoğu'da bazı şehirlerde örgütün, terör örgütünün işte vergi dairesi kurduğu, mahkeme kurduğu falana dair çok sayıda şahitlikler ortalıkta dolaşmaya başladı. AK Parti seçmeni bunları da toler etti. Dolayısıyla bu anlamda yani hükümetin bazı politikalarını destekleme ya da kurmuş olduğu bazı işbirliklerini destekleme konusunda geniş bir toleransı var. Burada da aynı toleransı gösterdi. Yani ayılıp bayılmıyorlar doğal olarak Hüdapar'a. Ama Hüdapar'la bu işbirliği olduğu için de hükümeti cezalandırmadılar. Peki, AK Parti döneminde bütün seçimler şaibeli geçti diyor bir izleyicimiz. İnşallah bu seçimi kazasız belasız atlatırız. Bu seçimde de şaibe olması mümkün müdür diye sormuş bir izleyicimiz. Şaibeli geçmedi aslında. Bir bu mühürsüz oylar hikayesi vardı. Evet. Onun dışındaki diğer seçimler olabildiğince temiz geçti. Bu sadece bizim gözlemimiz değil. Türkiye AGİT üyesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve AGİT bütün üye ülkelerdeki seçimleri kendi gözlemcileri vasıtasıyla denetler. AGİT gözlemcileri bugüne kadar Türkiye'de yapılan seçimlerle ilgili olumsuz bir şey hiç yazmadılar. Çünkü bütün partiler sürecin parçası. Her partinin hem il ilçe sandık seçim kurullarında hem sandık kurullarında görevlileri oluyor. Resmen o görevliyi veriyor. Görevlilerin dışında müşahitler ayrıca var. Yani süreci gözlemleyen insanlar var. Ayrıca bizler de gidip o oy verme süreci, sayım tasnif sürecini izleyebilme hakkına sahibiz. Yani içine sinmeyen vatandaşlarımız mesela gidip oy verdikleri sandıklarda biz oy verdik, kullandık bu sandıkta. Şimdi bu tasnif sürecini izlemek istiyoruz dediğinde izleme hakkına sahipler. Hı hı. Hepimiz sahibiz yani. Dolayısıyla orada bir şeffaflığı var. Benim gördüğüm bu mühürsüz oylar hikayesi dışında bir de İstanbul seçimlerinin iptali var. Ama orada da seçime müdahale edemedikleri için seçimin sonucunu değiştirmek istediler. Ve mahkeme akıl dışı bir kararla seçim sürecini manipüle etmedi ama yapılmış meşru seçimi iptal etti. Bu iki olay dışında 2000'lerden bu tarafa benim gördüğüm seçimlerin selametiyle ilgili çok büyük bir tartışmalar yaşanmıyor. Bir tek şey de var. Bazı Güneydoğu'da daha uzak kırsaldaki köylerde küçük seçim çevrelerinde hani insanların oy pusulalarını bile görmediği muhtarın ya da köyün ileri gelenlerinin kendiliğinden zaten o oyları attığı vesaire falan şeklinde. Evet böyle hadiseler yaşanıyor biliyoruz. Nereden biliyoruz? İşte öyle sandıklar var. Sandık analizleri yaptığımızda diyelim ki 1000 küsur sandıkta o sandıkta oy kullanması gereken herkes sandığa gitmiş yani sıfır fireyle sandığa gidilmiş ve hep aynı partiye oy verilmiş. Yani düşünün 1000 küsur sandıkta gelmemezlik yapan bir kişi bile yok. Herkes gidiyor. Belli ki birileri o sandıktaki oy kullanması gereken her insan için işte tek bir partiye yönelik olarak oy kullanmış. Başka türlü böyle bir şeyin olmasına imkan yok. Ama 1000 sandık, tabii 250 bin sandık, 300 bin sandık, 200 bin sandık falan gibi seçimden seçime değişiyor bunlar. Sandıkta seçim sonuçlarının ortalamalarını çok etkilemiyor. O yüzden çok kaygılı olmalarına gerek yok seçmenlerin. Böyle bir şey yaşanacak olursa partiler bunu mutlaka görürler, anlarlar ve seslerini yükseltirler zaten. O zaman evet yani hep birlikte
haklarımıza ve oyumuza sahip çıkalım. Ama partiler böyle bir şey yapmadıktan sonra hayır hayır bir mutlaka yapmışlardır falan demenin, yani hiçbir şey olmadıysa bile mutlaka bir şeyler olmuştur demek, biliyorsunuz kimin sözü bu. Öyle bir tutum söz konusu değil. Uluslararası akreşeyden de denetimden de geçiyor. Ben yine bu seçimde de sorun yaşanacağını düşünmeyen insanlardanım. Niye? Çünkü partiler bu konuda çok deneyimler, çok iyi hazırlandılar. Artık hani önceden her bir parti kendi oyuna sahip çıkmaya çalışıyordu. Şimdi ittifaklar oya sahip çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla her sandıkta bir ittifaktan 4-5 görevli, 3-5 görevli falan aynı anda olacak. Önceden bir partinin avukatları bütün Türkiye genelinde bu tür tartışmalara müdahale etmeye çalışıyordu. Şimdi 6 partinin gönüllü avukatları çalışacak. Dolayısıyla bütün o şey, yani denetim kapasitesi, kontrol kapasitesi sırf Millet İttifakı için 6 kere artmış oldu. Aynı şey Emek ve Özgürlük İttifakı için de öyle. Orada da çok sayıda parti birlikte davranıyor, biliyorsunuz. Dolayısıyla çok artık toplumsallaştı süreç. Yani bu kadar çok parti devreye girip sandığın demokratik prensiplere uygun bir biçimde bir şey yönetilmesini için çaba harcayınca süreç toplumsallaşmış oldu. Mesela 2. İstanbul seçimlerinde herhangi bir hile yapabilme olanağı kalmış mıydı? Kalamazdı. Evet. Niye? Çünkü bütün sandıklarda çok sayıda görevli var ve Türkiye'nin her yerinden gönüllü avukatlar kalktılar, geldiler ve her bir binada çok sayıda avukat. Önceden bir binaya bir avukat koymak CHP için tek başına mümkün olmazken, bütün Anadolu'dan avukatlar kalkıp geldiğinde İstanbul'da her binada birden fazla avukat, 3, 5, 10 falan avukat binanın büyüklüğüne göre görev aldı. Şimdi öyle olunca hiç kimsenin bir şey yapma şansı kalmıyor. O yüzden vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ben müsterihim. Çünkü partilerin yaptıkları hazırlığı biliyorum. Bir bu tarz bir girişim olduğunda da partilerin bunu hemen fark edeceklerini ve itiraz edeceklerini, seslerini yükselteceklerini de emin olabilir hepsi. Hepimiz emin olabiliriz. O zaman öyle bir şey olursa da tabii ki oyumuza sahip çıkarız. Daha önce bu vatandaş her zaman oyuna sahip çıktı. Yine sahip çıkar. Vatandaş müsterih olsun. O gün sandığa gitsin. Sandığa gitmeyecek gençleri sandığa götürsünler. Eşlerini, dostlarını etkilesinler, ikna etsinler. Evet. Onlar sandığa gitsinler ve oylarını kullansınlar, vatandaşlık görevlerini yerine getirsinler. Vatandaşlar vatandaşlık görevini yerine getirsin. Partiler kendi görevlerini yerine getirmek için bir yıldan uzun zamandır hazırlanıyorlar. Orada da müsterih olsunlar. Bu seçimde kontrol mekanizmaları hocam belirttiğiniz gibi daha sağlam, daha güvenli işleyeceği için bence de vatandaşımız daha müsterih olsunlar. Ama burada çok önemli bir konuya değindiniz. Ben de altını çizmek istiyorum özellikle. Mutlaka oyumuzu kullanalım ve kullanmayacak olanları da, yani kullanmak istemeyenleri de bir şekilde ikna edip o sandığa götürüp oylarımızı kullanmamız gerekiyor. Peki hocam, son sorumuzu soracağım. Sonra sizi uğurlayacağız. Seçim ikinci tura kalır mı diye birçok aslında izleyicimiz sormuş ama ben de bu soruma ilave olarak, eğer ikinci tura kalırsa hangi ittifaka avantaj sağlar, bunun görüşünü sizden merak ediyorum. Birinci turda bitirme olasılığı bulunan tek aday Sayın Kılıçdaroğlu ve yakın duruyor. Bu son bir haftada bir sıçrama yapabilecek olursa, birkaç puanlık bir sıçramadan bahsediyoruz, birinci turda ipi göğüsleyebilir. Burada ama Sayın Kılıçdaroğlu dışında hiçbir adayın birinci turda yarışı kazanma şansı yok. Bir kere bunu net bir biçimde söyleyelim. İkincisi ikinci tura kalırsa, bundan önceki bütün araştırmalarda, yani objektif araştırmalarda ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Erdoğan'ın önünde görünüyor. Fakat tabii bu hipotetik bir durum olduğu için buradaki ölçümler gerçeği temsil etme konusunda biraz da zaafa sahipler. Niye? Çünkü biz şunu söylüyoruz. İkinci tura Sayın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa o zaman Kılıçdaroğlu oy veririm diyor. Fakat böyle olmuyor. Ne oluyor? Şimdi birinci tur hangisi daha önde bitirecek? Aralarındaki puan farkı ne olacak? Bu durumda aynı zamanda parlamentodaki performans ne olacak? Birinci tur bittikten sonra diğer iki adayın pozisyonu ne olacak? Onların seçmenleri bu durumda daha çok kime yönelecek falan gibi çok sayıda başka faktör de var. Yani seçmenlerin davranışını, en azından bazı seçmenlerin davranışlarını etkileyebilme potansiyeli olan çok sayıda henüz bilmediğimiz fotoğrafın bazı parçalarını biz seçim gecesi göreceğiz. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu bütün araştırmalarda ikinci turda
daha avantajlı görünüyor. Toplamda muhalefet blokunun biz iktidar blokundan daha büyük olduğunu zaten biliyoruz. Biraz önce söylemiştim, Sayın Erdoğan 45'leri hiçbir zaman kıramadı. Bunun anlamı muhalefetin 55'i var. Dolayısıyla da ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu 55'ten 50 çıkarmaya çalışacak. Sayın Erdoğan ise 45'ini 50'ye yükseltmeye çalışacak. Dolayısıyla hangisinin işi daha kolay dediğinizde, hangisi daha avantajlı dediğinizde tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu daha avantajlı. Ama seçim gecesini beklemek lazım. Tabii burada esas önemli olan ikinci tura hiç kalmadan birinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ipi göğüsleyip göğüsleyemeyeceği. Şu an tek başına yarışıyor. Aslında bir yarış söz konusu değil. Evet, 4 aday var ama biz her adayın artık kendi tavanına ulaştığını ve o tavanı kıramadığını ve o tavanın da %50 artı 1'in gerisinde olduğunu biliyoruz. Şu son bir haftada Sayın Kılıçdaroğlu, hani bunu bir maraton gibi düşünün. Yarışçıların büyük çoğunluğu biri 10. kilometrede, biri 3. kilometrede, öbürü 18. kilometrede falan yarışı bıraktı. Şimdi koşan tek bir atlet var. O atlet ipi göğüsleyecek mi, yoksa o da bir yerde çok yoruldum abi biraz dinleneceğim, İkinci turda bir daha koşarız mı diyecek, onu göreceğiz birlikte. Ama şu an tek atlet koşuyor. En azından bu şey Mayıs başına kadar yapılan araştırmalardaki tablo buydu. Son 10 günü ben bir mucize olacağını beklemiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu dolayısıyla ipi göğüsleyebilir, bu olasılık yüksek. Ama ipi göğüsleme yememesi olasılığı da var mı derseniz, evet o da var. Çünkü bizim son ölçümlememizde henüz ipi göğüsleyememişti. Pekala hocam, kıymetli görüşleriniz için, değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum. Son olarak buradan Cem TV izleyicilerine söylemek istediğiniz herhangi bir cümleniz var mı? Ben kötümser olmak için hiçbir sebep yok, dediğim gibi. Türkiye'de her şeye rağmen bir demokratik yarış yaşanmaya devam ediyor. Partiler propagandalarını, mitinglerini, faaliyetlerini olabildiğince özgür sürdürdüler. Biz önümüzdeki hafta gidip özgür bir biçimde oyumuzu da kullanacağız. Oradan da ben endişe etmiyorum. Burada tek şey var. Yani herkes siyasetçiye hala bir misyon yüklemeye çalışıyor. Şunu yapsalar, bunu yapsalar falan. Siyasetçiler yapacaklarını yaptılar. Hele Millet İttifakı son 2 yıldır, hatta 2019'dan bu tarafa hakikaten normal şartlar altında hiç gözlemlemediğimiz kadar çok ciddi bir çaba sarf etti bugünleri hazırlayabilmek için. Şimdiden sonra artık bütün şey inisiyatif de, sorumluluk da, görev de seçmenlerde, yani sizlerde, bizlerde, ben de, Dilek Hanım da ve bizi izleyen herkeste. Bundan sonra bizim ne yapacağımız önemli. O yüzden artık bırakalım siyasetçiler onu mu yapsın, bunu mu yapmalı, şunu mu yapmalı diye. Biz şimdi ne yapacağız? Bence bunu, bu soruyu sormamız lazım. Bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak ya da demokrasiye inanan insanlar olarak biz üzerimize düşenleri yaptık mı ve bundan sonra ne yapmalıyız sorusunu soralım. Bundan sonra kendi ödevlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Ben o yüzden bana soran herkes hani siyaset falan, boş ver sen siyaseti, siyasetçiler yapacağı her şeyi yaptı, söyleyeceği her şeyi söyledi. Bundan sonra top sende bende, biz ne yapacağız? Esas sen ne yapacaksın? Bugüne kadar yapman gereken her şeyi yaptın mı? Mesela bir demokrasiye inanan bir seçmen olarak, vatandaş olarak, kendi geleceğin için, çocuklarının geleceği için, bu ülkenin evlatlarının gelecekleri için sen de bir vatandaş olarak görevlerin var, ne yapıyorsun, ne yapmayı düşünüyorsun falan diye. Bence herkes kendisine bu soruyu sorsun. Artık top bizde, görev bizde, sorumluluk bizde. Ya biz daha güzel yarınlar için üzerimize düşenleri yapacağız ya da yeterince yapamayacağız. O zaman da şu ana kadar ki yaşam tarzımızı biliyoruz. Böyle yaşamaya devam edeceğiz. Yani bu halimizden memnunsak bir şey yapmamıza gerek yok. Ama bu halimizden memnuniyetsizsek o zaman bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet, önce kendimiz için, sonra ülkemiz için, ailemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için en doğru kararı verme sırası bizde diyelim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ağzınıza sağlık diyorum. İnşallah daha iyi günlerde görüşmek dileğiyle. Evet, yemek programında mutlaka. Mutlaka davet edeceğim sizi. Görüşürüz olun, hocam. Çok teşekkür hoşça ediyorum. Kalın. Sağ olun tekrar. Değerli izleyicilerimiz, bugün programımızın sonuna geldik. İlk saatimizde Deva Partisi Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Sayın Hasan Karal bizlerle birlikteydi. İkinci saatimizde ise siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu ile birlikte siyasetin gündemini konuştuk, seçimleri konuştuk, mitingleri konuştuk. Yarın biz yine aynı saatte, saat 2 ila 4 arasında burada Cem TV stüdyolarında olacağız. Yine farklı konu ve konuklarımla, özel konularla sizlerin karşısında olacağız. Yarına dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.